Reşat Nuri Güntekin yazmış olduğu Çalı Kuşu romanının uzun özeti. Nişanlısı Kamran ve İstanbul'dan ayrılan Feride, yabancı bir şehirde yabancı bir otel odasında, sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için hatıralarını deftere yazmaktadır. Feride'nin hatırladığı ilk şey, 2,5 yaşında iken Musul'da yaşadığı günlerdir. Annesi çok hasta olduğu için kendisine Fatma adında bir Arap kadının bakmıştır. Fatma, Feride ile yakından ilgilenmiş. Feride Fatma'ya çok alışmıştır. Feride 4 yaşındayken Fatma'nın evlenmesinden dolayı Feride'den ayrılmak zorunda kalır. Dadısının yokluğunda Feride çok üzülmüş, onun özlemiyle sesi kısılana kadar bağırmış, günlerce açlık grevi yapmıştı. Feride'ye dadısının acısını, Hüseyin adındaki bir süvari neferi unutturur. Hüseyin, eğitim sırasında attan düşerek sakat kalmış bir askerdir. Feride'nin babası, bu askeri kendi evinde görevlendirir. Hüseyin, Feride ile sabah akşam yorulana kadar oynar, türlü yaramazlıklar yapar, ahırdan at çalarak Feride'yi kırlarda dolaştırırmış. Feride'nin Hüseyin'le olan arkadaşlığı 2 sene boyunca sürer. Feride'nin babası Nizamettin Bey, bir süvari binbaşısıdır. Feride babasıyla ilgili olarak, "Babam, bende biraz vahşi tabiatlı sert bir asker hatırası bırakmıştır." der. Evlendikleri yıl Diyarbakır'a gönderilen Nizamettin Bey, oradan Musul'a, Hanık'ına, Bağdat'a, Kerbela'ya geçer. Feride'nin annesi hasta ve zayıf bir kadın olduğu için bitip tükenmez yolculuklara, dağların sert havasına, çöllerin ateşine fazla dayanamaz. Feride 6 yaşındayken annesini kaybeder. Nizamettin Bey, Feride'yi babaannesinin yanına gönderir. Feride, İstanbul'a Hüseyin'le beraber gelir. Bu kılıksız Arap neferiyle yolculuk etmekten büyük zevk alır. Feride, Türkçe bilmediği için, vapurdayken insanların konuşmalarını anlamaz. Hüseyin, bahçede bahçıvan odasında kalır. Feride, Hüseyin'le olan çöldeki yaşamını burada da devam ettirir. Bir gün, büyük annesi sabaha karşı uyanıp da Feride'yi yatağında göremeyince çılgına döner. Bütün yalı ayağa kalkar. Ellerinde şamdan ve lambalarla Feride'yi ararlar. Onu, Arap neferin boynuna sımsıkı sarılarak uyumuş halde bulurlar. Feride, bu çok sevdiği çocukluk arkadaşından da bir süre sonra ayrılır. Hüseyin'i ayıplanacak bir vefasızlıkla zihninden silip atar. Bununla beraber Hüseyin'in Beyrut'tan gönderdiği hurmaları büyük bir keyifle yer. Feride, yaptığı yaramazlıklarla büyük annesine rahatlık vermez. Zavallı büyük annem şaşkına dönmüştü. Benimle başa çıkmak hakikaten imkansızdı. Sabah karanlığında uyanır, gece yorgunluktan baygın düşünceye kadar gürültü ve yaramazlık ederdim. Sesim kesildiği vakit yalıyı adeta telaş alırdı. Çünkü bu, benim ya bir yerimi keserek sessiz sedasız kanımı dindirmeye çalıştığıma, ya bir yerden düşerek acıdan bağırmamak için kıvrandığıma, yahut da sandalye ayaklarını testerelemek, minder örtülerini boyamak gibi muzır bir işle meşgul bulunduğuma delalet ederdi. Bir gün kuşlara bez ve tahta parçalarıyla yuva yapmak için ağaçların tepesine çıkar, bir başka gün ocak bacasından taş atıp aşçıyı korkutmak için dam tepelerine tırmanırdım. Yalıya ara sıra bir doktor gelip giderdi. Bir gün kapıda bu doktoru bekleyen boş arabaya atlayarak hayvanları kamçılamış, bir başka günde kocaman bir çamaşır teknesini sürüye sürüye denize indirmiş, kendimi akıntıya salıvermiştim. Bilmem başkalarında da öyle midir? Bizim ailede öksüzlere el sürmek günah sayılırdı. Akrabalarımla bir türlü geçinemezdim. Yaşça kendimden çok büyük olan akraba çocuklarını bile yıldırmıştım. Binde bir içimde bir sevgi dalgası kabaracak olursa bu da ayrı bir felaketti. İnsan gibi sevmeyi, sevdiğini güzel güzel okşamayı öğrenmemiştim. Sevdiğim insanın üstüne bir canavar yavrusu gibi atılır, kulaklarını ısırır, yüzünü tırmalar, tartaklaya tartaklaya şaşkına çevirirdim. Feride, akraba çocukları arasında yalnız birine karşı çekingenlik duyardım. Besime teyzesinin oğlu, kendisinden yaşça büyük olan Kamran, uslu ve ağırbaşlıdır. Fakat Feride, onunla da kavga eder, bir kaya parçasını onun ayağına bırakır, sonra da yakalanmamak için ağaca tırmanır, ortalık kararıncaya kadar da bir kuş gibi orada tünemek zorunda kalır. Feride, 9 yaşında büyük annesini kaybeder. 9 yaşında bir kız çocuğunu peşine takıp dağ taş sürüklemek istemeyen Nizamettin Bey, onu teyzelerinin yanına da bırakmaya yanaşmaz. Feride'nin bir sığıntı konumuna düşmesinden korkar. En sonunda Feride'yi yatılı olarak Damdışın adlı kız mektebine verir. Çocukluğundan beri bir hayli hareketli ve yaramaz olan Feride'nin evdeki haşarılıkları okulda da devam eder. Kısa sürede Feride'nin adının Çalı Kuşu'na çıkması bu nedenledir. Herkes gibi merdivenlerden inip çıkmak benim için değildi.
Mutlaka bir köşeye sinerek arkadaşlarımın inmesini bekler, sonra ata biner gibi trabzanın üzerine atlayarak kendimi yukarıdan aşağıya kapıp koyuverirdim. Yahut da ayaklarımı birbirine yapıştırarak zıplaya zıplaya basamakları atlardım. Bahçede kuru bir ağaç vardı. Fırsat buldukça oraya tırmandığımı ve tehditlere kulak asmadan teneffüs sonuna kadar daldan dala atladığımı gören muallim, bir gün, "Bu çocuk insan değil, çalı kuşu," diye bağırmıştı. İşte o günden sonra adım unutulmuş ve herkes beni çalı kuşu diye çağırmaya başlamıştı. Bilmem nasıl, sonradan bu isim aile arasında aldı yürüdü ve Feride adı bayram elbiseleri gibi pek sayılı günlerde kullanılan resmi bir at olarak kaldı. Feride, yaz tatillerini Besime teyzesinin koz yatağındaki köşkünde geçirir. Feride'yi köşkte en fazla ilgilendiren kişi, teyzesinin oğlu Kamran'dır. Çocukça davranışlarından bir türlü vazgeçmeyen Feride, son derece uysal olan Kamran'a sürekli saldırır. Feride, 15 yaşında koskoca bir kız olmasına rağmen içindeki çocuğa söz geçiremez. Bu mevsimde kızlar ikişer, üçer kişilik gruplara ayrılır ve birbirlerine kenet gibi yapışırlardı. Ben bir çare, bahçede ve sınıfta tek başıma kalırdım. Arkadaşlarım bana karşı adeta bir esrar kumkuması kesilirlerdi. Onlar, okuldaki sörlerden ziyade benden çekinirlerdi. Niçin mi diyeceksiniz? Çünkü gevezeydim, sakallı dayının dediği gibi, ağzımda bakla ıslanmazdı. Birinin mesela bir bahçe parmaklığı arasından bir komşu genciyle masum bir çiçek alışverişini duydum mu, bahçede adeta telal çağırırdım. Hasılı arkadaşlarımın beni aralarına almamakta hakları vardı. Fakat herkesten ayrı kalmak, koskoca bir kız olduğum halde zevzek bir çocuk muamelesi görmek pek de hoş bir şey değildi. Yaş 15'e gidiyordu. Aşağı yukarı annelerimizin gelin oldukları, büyük annelerimizin aman evde kalıyoruz diye telaşla Eyüp'teki niyet kuyusuna koştukları yaş. Köşke gelen misafirler arasında Neriman adında, 25 yaşlarında, genç ve güzel bir kadın da vardı. Feride, Kamran'a olan yakın ilgisinden dolayı bu kadını kıskanır. Onun sık sık köşke gelmesini çekemez. Bir Ağustos gecesi, Neriman'ın müzik notaları gibi hesaplı ve ahenkli kahkahaları sinirine dokunduğu için bahçeye çıkar. Yaşlı bir çınarın yüksekçe bir dalına çıkarak oturur. Biraz süre sonra Kamran, Mesut Dul'la beraber ağacın altına gelir. Kamran, Neriman'a sarılır ve onu öpmeye başlar. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Feride, daha fazla dayanamaz ve kahkahayı patlatır. Neriman, hızla oradan uzaklaşır. Kamran, gördüklerini kimseye söylememesi konusunda Feride'den söz alır. Bu olaydan sonra Neriman, bir daha köşkte görünmez. Okulun ilk haftalarında öğretmenleriyle birlikte geziye çıkarlar. Feride, oyun esnasında ayağını burktuğu için, dönüşte arkadaşlarının biraz arkasında kalır. Bu sırada arkadaşı Michel, Feride'nin koluna girerek ona yürümesinde yardımcı olur. Konuşma sırasında Michel'den, arkadaşlarının kendisi için sevgi konusunda çalı kuşu hakiki bir asma kabağı, su kabağı, bal kabağı dediklerini öğrenir. Bu söz, Feride'nin onuruna dokunur. Bu durumdan kurtulmak için hemen bir yalan uydurur. Kendisinin, teyzesinin oğlu Kamran'la aşk yaşadığını anlatır. Feride, o gece sabaha kadar ağlar. Kamran, sık sık okula Feride'yi ziyarete gelir, ona şekerler, kurabiyeler, pastalar getirir. Kamran'ın okula gelmesi ve ona bir takım hediyeler getirmesi, Feride'nin arkadaşlarına söylediği yalanı sürdürmesine yardımcı olur. Feride, Kamran'ın kendisi için geldiğine inanmaz, onun hala Neriman'la ilişkisi olduğunu düşünür. Feride, içindeki bu kıskançlık ateşinin etkisiyle Kamran'a karşı alaycı ve acımasız bir tutum takınır. Kendisini ziyarete gelen Kamran'ın yanına gitmez. Onun gönderdiği hediyelere elini bile sürmeden arkadaşlarına dağıtır. Feride, eve çıktığı bir tatil gününde eve gelen bir misafirden Neriman'ın bir mühendisle evlendiğini ve 5-6 aydır İzmir'de yaşadığını öğrenir. Feride, o yaz Tekirdağ'a Ayşe teyzesinin yanına gider. Burada teyzesinin kızı Müjgan'la güzel vakit geçirir. Feride, bir gün Müjgan'la birlikte deniz kenarında otururken, denizin ve ay ışığının yarattığı ruh haliyle okuldaki arkadaşlarını uydurma bir aşk masalıyla nasıl aldattığını anlatır. Bu masal kahramanının da Kamran olduğunu ağzından kaçırıverir. Bunun üzerine Müjgan, "Zavallı Feride'ciğim, sen Kamran'ı sahiden seviyorsun," der. Feride, kalbinin kuytu bir köşesinde saklı duran, kendisine bile söylemekten çekindiği duyguların birdenbire gün ışığına çıktığını görünce şaşkına döner. Müjgan'ın üzerine atlayarak, sözünü geri almasını söyler. Müjgan sözünü geri alınca, Feride, kendisinin henüz bir çocuk olduğunu söyleyerek ağlamaya başlar.
Feride sakinleşince Müjgan, sevmenin doğal bir şey olduğunu, Kamran'ın da ona karşı ilgisiz olmadığını, ileride evlenip mutlu olabileceklerini söyler. Bir gün sonra köşke Kamran da gelir. Birlikte deniz kenarında dolaşırlarken Müjgan, Kamran'a Feride'nin ona karşı olan ilgisinden bahseder. Kendisiyle ilgili konuştuklarını anlayan Feride, Kamran'la yüz yüze gelmemek için mahcup ve heyecanlı bir şekilde koşarak eve gider. Odasına kapanıp uzun bir süre oradan çıkmamayı düşünür, fakat evin önünde salıncakta sallanan çocukları görünce bu fikrinden vazgeçer. Çocukların arasına karışarak bu utanç verici durumdan kurtulmayı düşünür. Fakat Kamran, Müjgan'dan duyduğu güzel sözlerin tesiriyle ceketini çıkarır ve Feride ile sallanmaya başlar. Sallandıkça süratlerini artırırlar. Kamran, Feride'ye, benimle evlenmeye razı olduğunu ağzından işitmeden beraber düşüp ölünceye kadar seni bırakmam der. Feride, bu esnada dengesini kaybeder. Kamran onu yakalar. Fakat ikisi birden yere yuvarlanır. 3 gün sonra Feride, Ayşe teyzesiyle Müjgan'ı yanına alarak İstanbul'a döner. Gelişmeleri oğlunun yazdığı mektup sayesinde öğrenen Besime teyzesi, büyük bir sevgiyle onları karşılamaya gelir. Feride ile Kamran'ın nişan hazırlıkları başlar. Feride, gerek utancından, gerekse acemiliğinden sürekli olarak Kamran'dan kaçar. Nişanlılığımın ilk haftaları herkesten kaçmakla geçti. Bunların başında Kamran geliyordu. O, benimle yalnız kalmak, beraber gezinmek ve konuşmak istiyordu. Zannederim, bu, her nişanlı gibi onun da hakkıydı. Fakat ne çare ki, ben dünyadaki nişanlıların en acemi ve vahşisiydim. Kamran'ın bana doğru geldiğini gördüğüm zaman ürkmüş bir at gibi patır patır kaçıyordum, arkamdan sapan taşı yetişemiyordu. Teyzesinin kendisine özene bezene yaptırdığı nişan yüzüğünü de takmaya cesaret edemez, utanır. Fakat sonunda, akraba ve bir iki yakın dostun katıldığı sade bir nişan töreni yapılır. Kendimi çiçeklerle ve avizelerle süslü bir masada şimdiye kadar alışmadığım bir tuvaletle, bambaşka saçlar ve çehreyi onun yanında gördüm. Bütün bakışlar üzerimize toplanmıştı. Dünyada en acıdığım, alay ettiğim insanlar, nişanlı kızlardı. Ben, onlardan biri oldum. Onlara yalvar. Kimse bana, nişanlı demesin. Yerin dibine geçiyorum, korkuyorum, ben daha çocuğum. Önümüzde daha 4 uzun sene var. O zamana kadar daha büyürüm, alışırım. Kimse bana nişanlı muamelesi etmesin şimdi. Kamran, Müjgan'dan duyduğu sözleri bir de gerçek sahibinden, Feride'den duymak ister, fakat Feride onunla kovalamaca oynamakta ısrar eder. O, beni yalnız yakalamak için fırsat arıyordu. Ben, bütün şeytanlığımı, kendimi tenha bir yerde kıstırtmamaya sarf ediyordum. Feride'nin bu tutumu, Kamran'ı mutsuz eder. Tatil sona erer, Feride okula gitmek için hazırlık yapar. Kamran, Feride'nin bu kadar erken gitmek istemesine üzülür, kendisinden kaçtığını düşünür. Zaten pek çalışkan bir öğrenci olmayan Feride'nin, nişan olayından sonra ders notları iyice düşer. Feride, kendisini ziyarete gelen Kamran'a karşı soğuk davranır. Yine bir gün Kamran'a sertçe ziyaretleriniz biraz sıkça oluyor. Affedersiniz ama, burasının mektep olduğunu hatırlamanız lazım gelir diyerek kızar. O günden sonra Kamran, bir daha okula uğramaz. Bir gün Feride, hafta tatilinden dönen bir arkadaşından Kamran'ın sefaret katibi olarak Madrid'e, amcasının yanına gideceğini öğrenir. Ertesi gün öğretmeni Sir Superior'e giderek teyzesinin hasta olduğunu söyleyerek izin ister. Köşke geldiğinde, kapıda Kamran ile karşılaşır. Feride, teyzesinin hasta olduğunu duyduğunu bu sebeple onu ziyarete geldiğini anlatır. Kamran, Feride'ye konuşmak istediğini söyler, birlikte bahçede yürürler. Feride, bu kez nişanlısına karşı gayet kibar davranır, yakınlık gösterir. Kamran çok mutlu olur, kaçmamdan korkuyor gibi elimi bırakmıyordu. Öteki eliyle çantamı aldı. Yan yana yürümeye başladık. Nişanlandık, nişanlanalı ilk defa yan yana. Yeni yakalanmış bir kuşun yüreği, göğsünde nasıl atarsa benimki de öyle atıyordu. Fakat zannederim ki, beni bıraksa da artık kaçmaya kuvvet bulamayacaktım. Birbirimize bir şey söylemeden bahçenin sonuna kadar yürüdük. Kamran, beklediğimden çok fazla müteessir ve dargın görünüyordu. Bu 3 ay içinde ne olmuştu, aramızda ne değişmişti, bilmiyorum. Fakat bu saatte kendimi ona karşı suçlu görüyor, şimdiye kadar gösterdiğim vahşiliğe pişman oluyordum. Kış ortasında olduğumuzu unutturacak kadar güzel ve sakin bir akşamdı. Etrafımızdaki kuru dağ tepeleri bir mercan kızıllığı içinde yanıyordu. Kamran'a karşı suçlarımı bu kadar kolay kabul etmemde bunun da mı tesiri vardı acaba, bilmiyorum.
Bu saatte onun gönlünü alacak bir kelime bulmak benim için dayanılmaz bir ihtiyaçtı. Fakat aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Artık geri dönmekten başka yapılacak iş kalmayınca Kamran, "Şuraya biraz oturabilir miyiz?" Feride dedi. "Sen, nasıl istersen," dedim. "Vakadan sonra ilk defa sen," diyordum. Kamran, pantolonuna dikkat etmeden oradaki bir kayanın üstüne oturuverdi. Onu, hemen kolundan tutup kaldırdım. "Sen, naziksin. Kuru yere oturma," dedim ve arkamdaki lacivert pardösüyü çıkararak oturacağı yere serdim. "Ne yapıyorsun?" Feride dedi. "Hasta olmaman için," dedim. "Zannederim ki, seni muhafaza etmek bundan sonra benim vazifem oluyor." Kuzenim bu sefer de galiba kulaklarına inanamadı. "Ne söylüyorsun, Feride, bunu sen mi bana söylüyorsun? Nişanlandığımızdan beri senden işittiğim en tatlı söz." Başımı önüme eğdim ve sustum. Kamran, pardösümü tekrar eline almıştı. Okşar gibi hareketlerle kollarına, yakasına, düğmelerine dokunuyordu. "Sana biraz sitem yapmaya hazırlanıyordum, Feride. Fakat şimdi hepsini unuttum. Gözlerimi kaldırmadan, ben sana bir şey yapmadım ki," dedim. O, beni tekrar vahşileştirmekten ürküyormuş gibi yanıma yaklaşmaktan korkarak. "Zannederim ki, yaptın, Feride. Hatta fazlaca bile. Bir nişanlı bu kadar ihmal edilir mi?" İçimde fena şüpheler de uyandı, sakın Müjgan yanılmış olmasın. İstemeden güldüm. Kamran, merakla sebebini sordu, evvela cevap vermek istemedim. Fakat o, ısrar edince gözlerimi kaçırarak. "Müjgan yanılsaydı, böyle olmazdı ki," dedim. "Böyle ne demek? Yani benim nişanlım mı?" Gözlerimi kapayarak üst üste iki defa başımı salladım. "Feridem," bir küçük feryada benzeyen bu ses hala kulağımdadır. Gözlerini açtım ve onun büyümüş gibi görünen gözlerinde iki iri yaş damlası gördüm. "Beni, bu dakika içinde o kadar mesut ettin ki, ölürken aklıma gelirse ağlayacağım." "Öyle yüzüme bakma, sen daha pek küçüksün. Mümkün değil, öyle şeyleri anlayamazsın." "Hepsini unuttum artık Kamran," bileklerimi tutmuştu. Onları geri çekmedim, fakat hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Birdenbire aklıma gelmiş gibi Kamran'a sordum. "Avrupa'ya bir seyahat varmış öyle mi?" O cevap verdi. "Bir fikir. Daha doğrusu, benim fikrim de değil. Madrid'deki amcamın tasavvuru. Nereden duydun?" Kısa bir tereddütten sonra. "Doktorun kızından. Doktorun kızı, sana ne çok haberler veriyor, Feride." Kamran, dikkatle yüzüme bakıyordu. Kızararak başımı çevirdim. "Sakın annemin hastalığı bir bahane olmasın. Doğru söyle, Feride. Sen bunun için mi geldin?" Yanıma yaklaşmıştı. Elleriyle başımı okşamak istiyor, fakat ürkütmekten korkuyordu. Halbuki ben, bilakis ona alışmaya başlamıştım. Sualini bir kere daha tekrar etti. "Tahminim doğru mu, Feride?" Kamran'ı çok memnun edeceğini hissederek, "Evet," diye başımı salladım. "Ne güzel. Dünden beri talihim ne kadar değişti." Feride, nişanlısının Avrupa'ya gitmesine karşı çıkmaz. Kamran ısrarla onun ağzından gitmesini istemediğine dair bir söz bekler, fakat Feride doğrusu pek uzun sayılmaz. 1-2-3-4 senecik göz yumup açıncaya kadar geçer. "Tabi arada geleceksin," de der. 4 sene çabucak geçer. Kamran ile amcası İstanbul'a temelli döner. Feride de bir ay önce okulunu bitirmiş, diplomasını almıştır. Köşkte düğün hazırlıkları başlar. Feride, eskiden olduğu gibi yaramazlıklarına devam eder, misafir çocuklarını peşine takar, köşkün altını üstüne getirir. Düğüne 3 gün kalmıştır artık. Feride düğünde giyeceği beyaz elbisesinin provasını yapar. Kamran, onu elbise üzerindeyken görmek ister. Fakat Feride, odanın bir köşesine kaçarak eline geçirdiği bir mantoya sarınır. Kamran zorla mantoyu çeker ve Feride'yi düğün elbisesiyle görür. Feride ağlar. Kamran Feride'den af diler. Kendisini dışarıda, 4 sene önce barıştıkları yerde, bahçenin sonundaki kayanın dibinde bekleyeceğini söyler. Feride bunu kabul eder. Bir süre sonra Feride, kimseye hissettirmeden Kamran'ın yanına gitmek düşüncesiyle dışarı çıkar. Fakat açık duran sokak kapısının önünde siyah çarşaflı bir kadının beklediğini görür. Bu kadın, Feride Hanım'ı aradığını, onunla özel bir konu hakkında konuşmak istediğini söyler. Bu kadın, Feride'ye Kamran Bey'in 2 sene önce İsviçre'de Münevver adında bir kadınla ilişki yaşadığını söyler. Münevver, mutsuz bir evlilik sonrasında hastalanmış, tedavi için İsviçre'ye gitmiştir. Tam iyileşip memleketine geri döneceği sırada Kamran ile tanışmıştır. Siyah çarşaflı kadın, bütün suçun Kamran Bey'de olduğunu, sözlü olduğu halde bunu saklamasının çok çirkin bir davranış olduğunu söyler. Feride'ye, Kamran Bey'in Münevver'e yazmış olduğu aşk mektuplarını gösterir.
Karanlık artmıştı. Ağaçların arasından yola çıkarak mektubu gözlerime yaklaştırdım. Zaten bu yazıya alışık olduğum için okumaya başladım. Benim sarı çiçeğim diye başlıyordu. Arkasından bir sürü edebiyat. Güneş doğmadan evvel nasıl dünyaya belli belirsiz bir aydınlık yayılırsa, sarı çiçeği görmeden evvel de onun kalbine böyle bir aydınlık yayılmış. İçimde anlaşılmaz bir sevinç var, ben, mutlaka fevkalade bir şeyle karşılaşacağım diyormuş. Nihayet o fevkaladelik olmuş, bir akşamüstü otelin bahçesinde ışıklar yanarken sarı çiçeği karşısında görmüş. Gönlüm boştu. Sevmeye ihtiyacım vardı. Sizi uzun ince vücudunuzla, menekşe gözlerinizle karşımda görünce her şeyin rengi değişti. Feride mektubu okuduktan sonra odasına gider, masanın üzerindeki çizgili mektep defteri yaprağına birkaç satırlık şu notu karalar ve köşkten ayrılır. Kamran Beyefendi, Sarı Çiçek romanını baştan başa öğrendik. Bir daha ölünceye kadar birbirimizi görmek yok. Senden nefret ediyorum. Feride. Feride, ilk tayin edildiği vilayetin bir otel odasında hatıralarını yazmaya başlamıştır. Bu otelde, temizlik işlerine bakan Hacı Kalfa, Feride'ye, geldiğin günden beri gece demezsin, gündüz demezsin, yazarsın da yazarsın. Ne bitip tükenmez yazıdır bu. Mektup desem değil, mektup deftere yazılmaz. Kitap desem değil, bizim bildiğimiz, kitabı saçlı sakallı ulemalar yazar. Sen parmak kadar çocuksun. Öyleyse ne yazarsın böyle durup dinlenmeden? Kafesteki kuş gibi o kadar sıkılıyorsun bu yalnız odada der. Fakat Feride tüm gayretiyle hatıralarını yazmaya devam eder. Feride o gece siyah çarşaflı kadından ayrıldıktan sonra teyzesiyle karşılaşır, ona son kez sarılıp öper. Odasına çıkar, Kamran'a birkaç satırlık o notu yazar. Dolabını açar, annesinden kalan birkaç parça eşyayı, yüzük küpe gibi mücevherlerini valize doldurur, nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez bir halde köşkten ayrılır. Gecenin geç bir vaktinde karanlık sokaklarda yürümeye başlar. Birdenbire aklına Sahra-i Cedid'de oturan Sütlin'e aklına gelir. Bu kadın, 8-10 sene evvel akrabalarından birinin evinde Sütlin'elik etmiş bir kadındır. Feride, eskilerini ona verdiği için bu kadınla arası iyidir. Feride, Sütlin'enin yanına giderken bir bağın kenarında 3-5 sarhoşun türkü söyleyerek kendisine doğru geldiğini fark eder. Bir sıçrayışta bağın kenarındaki çiti aşar, onlar geçip gidinceye kadar orada saklanır. Sütlin'e, Feride'yi misafir etmekten büyük bir sevinç duyar. O gece Sütlin'enin evinde kalan Feride, sabaha kadar uyumaz, bundan sonra yapacaklarına dair kafasında planlar kurar. Dolabımın bir köşesinde, kırmızı kurdelesiyle ağır ağır solup sararmaktan başka bir şeye yaramayacak zannettiğim diplomam gözümde bir ehemmiyet almıştı. Bütün ümidim, pek makbul olduğunu söyledikleri bu kağıt parçasındaydı. Onun sayesinde Anadolu vilayetlerinden birinde bir hocalık alacak, bütün hayatımı, çoluk çocuk arasında, şen ve mesut geçirecektim. Ertesi gün sabah erkenden Sütlin'enin evinden ayrılır. İstanbul'dan çıkıncaya kadar annesinin dadısı olan Gülmisal Kalfa'nın Eyüp Sultan'daki evinde gizlenmeye karar verir. Gülmisal Kalfa, Feride'ye, annesine çok benzediği için Güzidem diye seslenir. Feride başına gelenleri ve yapmak istediklerini bir anlatır. Feride, ben, şimdiye kadar, hep hazırdan yemiştim. Bir gün bir yumurta bile pişirmemiştim. Bu, artık değişmeliydi. Bundan sonra aşçıyı, hizmetçiyi nerede bulacaktım? Hazır Gülmisal Kalfa elimdeyken ondan nasıl yemek pişirileceğini, bulaşık ve çamaşır yıkanacağını, hatta söylemesi ayıp ama nasıl söküp dikilip çorap yamanacağını öğrenmeliydim der ve dadısıyla birlikte yemek pişirip ev temizliği yapar. Ah Kalfacığım, kim bilir gideceğim yerler ne kadar güzeldir. Ben, Arabistan'ı hayal meyal biliyorum. Anadolu herhalde ondan daha çok güzeldir. Oradaki insanlar bize benzemezlermiş. Kendileri fakirmiş, fakat gönülleri öyle zenginmiş ki, hiçbiri değil fakir bir akraba çocuğuna, hatta düşmanına ettiği iyiliği başına kakmak mürüvvetsizliğinde bulunmazmış. Küçük bir mektebim olacak. Baştan başa çiçeklerle donatacağım. Çocuklarım, bir alay çocuğum olacak. Kendime abla dedirteceğim. Fakir olanlara, elimle, siyah önlükler dikeceğim. Hangi elinle diyeceksin? Gülme, alay etme. Onu da öğrenirim elbette. Feride, o gün işlerini bitirdikten sonra, kendisini aramaması ve peşine düşmemesi için teyzesine korkunç bir mektup yazar. Seninle açık konuşacağım, teyze. Kamran, bana hiçbir zaman bir şey söylemedi. O, benim için hiçbir zaman kendini beğenmiş, şımarık, manasız, ruhsuz, karaktersiz bir konak çocuğundan başka bir şey olmadı. Zayıf mini mini, çerden çöpten bir insan.
Ben onu hiçbir zaman ne beğendim, ne istedim, ne de başka türlü bir his duydum. Böyledir de niçin onunla evlenmeye razı oldun diyeceksin. Malum Çalıkuşu'nun kafasızlığı, bir delilik yaptık. Fakat bereket versin ki kendimi vaktinde topladım. Oğlunuz için böyle düşünen bir kızın saadetli eviniz için nasıl bir felaket olacağını anlamanız lazım gelir. İşte bugün içinizden ayrılmak ve aradaki bütün bağları kesmek suretiyle bu felaketin önünü aldım. Senelerden beri gördüğüm iyiliklerin birazını ödedim. Bu lakırdıları işittikten sonra artık benim adımı ağzınıza alma küçüklüğünden kendinizi sakınacağınızı umarım. Yine bilmelisiniz ki, bu ağza alınmaz lakırdıları utanmadan, çekinmeden bile size yazan nankör ve terbiyesiz kızla karşı karşıya gelecek olursanız, bir çamaşırcı kadın kavgası yapmaya da kadirdir. Bunun için en iyisi, artık birbirimizin adını anmamak olacaktır. Farz edin ki, Çalıkuşu da, anası gibi bir köşede ölüp gitti. İsterseniz bir iki damla gözyaşı dökün, ona karışmam. Fakat sakın uzaktan, bir yardıma filan kalkayım demeyin. Hakaretle reddederim. Ben, 20 yaşında postunu sudan kurtarmış bir insanım, canım nasıl isterse öyle yaşarım. Feride, ertesi gün mektubu kendi eliyle postaya verdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na uğrar. Fakat, büyük umutlarla tek başına hayat mücadelesine atılan Feride'nin, bu mücadelede başarılı olması ve sosyal hayat içinde varlığını sürdürmesi hiç de kolay değildir. Hele de onun gibi genç ve güzel bir kız için. Marif nezaretine gittiği ilk gün Feride'ye, bir iki gün içinde tayin işlemlerinin biteceği söylenir, fakat yazışmalar, evrakların odadan odaya gidip gelmesi, görevli memur ve idarecilerin kayıtsızlığı, diplomasının öğretmenlik mesleği için geçerli olmaması, tanıdık birini bulamaması gibi nedenlerle tayin işlemleri tam bir ay sürer. Nihayet bir hayli sıkıntılı geçen bu bir ayın sonunda Feride Merkez Rüştiyesi'nde açık bulunan coğrafya ve resim öğretmenliğine tayin edilir. Feride son derece sevinçlidir. Çalıkuşu o akşam Eyüp'e dönerken sevincinden adeta uçuyordu. Bundan sonra, o da artık kendi ekmeğini kendi kazanan bir insandı. Kimse, artık ona adına merhamet ve himaye denen büyük hakareti yapmaya cesaret demeyecekti. Feride'nin tayin işlemleri 3 gün içinde biter, harcırahını alır. Gülmisal Kalfa, vapurun içine kadar gelir, Feride'yi gözyaşları içinde uğurlar. Deniz yoluyla atandığı vilayete gelen Feride, bir otelde kalır. Otelin odacısı Hacı Kalfa, Feride ile yakından ilgilenir. Kaba saba bir görünüşü olmasına rağmen, iyi niyetli bir adamdır. Feride, göreve başlamak üzere okuluna gittiğinde, yine bürokrasinin kötü bir sürpriziyle karşılaşır. Kendisinin tayin edildiği kadroya, bir hafta önce bir başka öğretmen de atanmıştır. Okulun müdürüyle birlikte Marif Nezaretine giderler. Bu karışıklığın giderilmesi için İstanbul'a yazı yazarlar. Feride, yanıtın gelmesini bekler. Oteldeki yalnız günlerinde, hatıralarını yazmaya başlar, bundan sıkıldığı zamanlarda ise resim yapar. Feride'nin otelde biraz geveze sayılabilecek bir de oda komşusu vardır. Bu, 35-40 yaşlarında, eşi bir başka kadınla evlenince ortada kalmış dertli bir kadındır. Feride bir ara bu kadınla dertleşirken, kendi adını vermeden ben, bir kız biliyorum ki evleneceğine 2 gün kala, nişanlısının kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrendi, bu fena adamın yüzüğünü başına attı ve yabancı bir memlekete kaçtı der. Buna karşılık kadın, Feride'ye sonradan pişman olmuştur o kız. Acırım ona, yüreği hasretten göz göz olmuştur. Sen, kurşunla vurulanları hiç işitmedin mi? Bazıları, vurulduklarının farkında bile olamazlar, 3-5 adım koşarlar, kaçıp kurtuluyoruz sanırlar. Yara sıcakken acımaz, hele bir kere soğumaya başlasın. Sen bak, seyret o kızcağız nasıl yanıp yakılacak. Feride'nin tayiniyle ilgili İstanbul'dan beklediği yanıt gelir. Buna göre Feride, Merkez Rüştiyası'nda göreve başlayacak kıdemli bir öğretmen olan Huriye Hanım ise başka bir yere görev çıkıncaya kadar bekleyecektir. Fakat Huriye Hanım'ın yakın bir tanıdığı olan Marif Müdürü, Feride'ye bir oyun oynar. Yanıtın olumsuz olduğunu, kıdeminden ötürü Huriye Hanım'ın Merkez Rüştiye'de görev yapacağını söyler. Ayrıca Feride'ye, buraya 2 saat mesafede Zeyniler Köyü olduğunu, buranın havası ve suyuyla cennet gibi bir yer olduğunu, şayet arzu ederse kendisinin tayinini buraya yapabileceğini söyler. Zavallı Feride, kendisine oynanan oyundan habersiz, bu teklifi kabul eder. Otele döndüğünde, Hacı Kalfa, kendisine oyun oynandığını, Zeynilerin dağlar arasında kuş uçmaz kervan geçmez bir yer olduğunu. Bir seneden beri açık olasına rağmen en düşkün öğretmenlerin bile oraya gitmeye yanaşmadığını söyler.
Feride, insanı en yakın akrabaları kalpsizce vurduktan sonra yabancılar vurmuş ne çıkar? Ben, o zeynilerde de Mesut olmasını bileceğim. Gönüller şen olsun. Feride, Marif müdürünün 2 saat uzaklıkta dediği Zeyniler köyüne, sabah 10'da yola çıkmış olmasına rağmen ancak geceleyin varır. Feride'nin hayalinde canlandırdığı köy ile gördüğü arasında tam bir zıtlık vardır. İlk bakışta Zeyniler bana, hala yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi gibi göründü. Köy deyince gözümün önüne yeşillikler arasında eski Boğaziçi yalılarındaki güvercinliklere benzeyen sevimli, şen manzaralar aklıma gelirdi. Halbuki bu evler, çökmeye yüz tutmuş, simsiyah viranelerdi. Köyün muhtarı, Feride'yi Hatice Hanım'la tanıştırır. Bu Hatice Hanım, pek Müslüman bir kadınmış. Tarikata da mensupmuş. Köyün ölüsüne dirisine o yetişirmiş. Mevlütleri o okur, gelinlerin yüzüne o yazar, sekeratta bulunan hastaların ağzına son zemzem damlasını o akıtır. Kadın cenazelerini o yıkayıp yaşmaklarmış. Bu zavallı kadın, mektebin eski hocasıymış. Marif idaresi, mektebi bu şekle soktuğu zaman onu sokağa atmaya acımış, 250 kuruşla burada alıkoymuş. Yarı hoca yarı hademe gibi bir şey. Feride, perişan durumdaki bu okulda Hatice Hanım'la birlikte kalır. Köydeki öğrenciler çok sefil bir haldedir, ayakları çıplak, elbiseleri yırtıktır. Köydeki bazı hususlar Feride'nin dikkatini çeker, onu şaşırtır. Yoklama sırasında öğrencilerin çoğunun isimlerinin Zehra ya da Ayşe olduğunu köyde 9 Ayşe, 12 Zehra görür. Öğrenciler, alışkın olmadıkları için sıraların üzerinde oturmayı beceremezler. Zavallıların hali görülecek şeydi. Bir türlü sıralara yerleşmesini beceremiyorlar, ağaç dalına yahut asma çardağına oturmuş gibi garip vaziyetler alıyorlardı. Öğrencilerin okuma parçalarını da bağıra bağıra okumaları da Feride'ye tuhaf gelir. Bunun sebebini Hatice Hanım'a sorduğunda ise, mektep bu. Keser vurmadan ağaç yontulur mu? Ne kadar ses çıkarırlarsa, ders o kadar zihinlerinde yer eder yanıtını alır. Zeyniler köyünün evleri, sokakları, mezarları gibi çocuklarında da neşesizlik vardır. Gülmenin ne demek olduğunu bilmezler, sanki her şeyi ölümü hatırlamak için yaparlar. Hatice Hanım'a göre bir öğretmenin vazifesi kalplerde dünya emelini söndürmektir. Teneffüslerde bile bu mihnet çekmiş, yaşlı başlı insanlara benzeyen, yorgun çehreli, donuk gözlü kız çocuklarının en büyük eğlenceleri bahçenin bir köşesine toplanıp ölüm. Tabut, teneşir, zebani, kabir gibi korkunç kelimelerle dolu ilahiler okumaktan ibaret. Feride bir gün sınıfta, Munise adında, açık sarı saçları olan, zayıf beyaz tenli küçük bir kız çocuğuyla tanışır. Zeynilerin neşesizliği içinde adeta hayata küskün olan Feride, bu çocuk sayesinde yeniden canlanır, neşelenir. Bu küçük kız, bana ılık bir ilkbahar güneşi gibi tesir etmişti. Karlar içine gömülmüş kuş yuvalarına düşen sarışın bir ışık parçası. Munise'nin annesi köyde fena kadın olarak bilinir. Bu kadın, çok küçük yaşta anne ve babasını kaybedince Bakırköy'de kibar bir aileye evlatlık verilmiş, evin çocuklarıyla beraber büyümüştür. 15-16 yaşına gelince evin küçük beyine aşık olmuş. Ev halkı bu ilişkiye karşı çıkmış ve onu bu civardaki köylerden birine, ihtiyar bir kadının yanına getirmişler. Munise'nin kuş palazından ölen ablası orada dünyaya gelmiş. Elinde çocuğuyla ihtiyar bir orman memuruyla evlenmeye razı olmuş. Kocasıyla beraber Zeyniler köyüne yerleşmişler. Bir süre sonra, Munise'nin annesinde dayanılmaz bir can sıkıntısı başlamış, karanlık odasında her geçen gün sararıp soluyormuş. İşte bu sıralarda köyün yakınına eşkıya kovalayan jandarmalar çadır kurmuşlar. Buradaki genç askerlerden biri kadını çok beğenmiş ve onu takibe başlamış. Yaşadığı yalnızlıktan bulanan kadın, gençliğin verdiği istek ve arzuları daha fazla bastıramamış, kocasını ve çocuğunu bırakarak genç askerle kaçmış. Fakat bir süre sonra bu asker onu bırakıp gitmiş. Açıkta kalan kadın dilenmeye başlayınca köyün delikanlıları onu dağa kaldırmışlar. Zavallı Munise, üvey annesinin yanında kalmaktadır. Bir gün babası elindeki odunla Munise'nin üzerine yürüyünce, çocukcağız korkusundan dışarı kaçar. Soğuk ve karlı bir kış ayında, bir gece köyün dışındaki bir samanlıkta kalır. İkinci gün çok acıkmış ve soğuktan donmuş bir halde okula, Feride'nin yanına gelir. Bu olaydan sonra Feride, köyün muhtarıyla konuşarak Munise'yi evlatlık alır. Bir gün Kamran'dan mektup gelir. Feride bu mektuplara kinle, nefretle bakar, bunları okumaya cesaret edemez. Ablasının çok üzüldüğünü gören Munise, mektupları yaktığını söyler. Feride ağlamaya başlayınca Munise hemen mektupları getirir.
Munise'nin alabacığım, onlar galiba senin sevdiğin birisinden geliyor. Demesi üzerine, Feride mektuplar benim sevdiğim bir insandan gelmiyor, nefret ettiğim bir düşmandan geliyor. Diyerek onları adeta kalbinin bir parçasını koparır gibi ıstırapla birer birer ateşe atar. Bir gece köyün yakınlarında postacı soyan birkaç serseri ile jandarmalar arasında çatışma çıkar. Bu çatışmada jandarmalardan biri ölür, öteki de Zeynilerin misafir odasına getirilir. Ertesi gün Feride'yi çağırırlar. Feride, burada Hayrullah adındaki yaşlı bir askeri doktorla tanışır. Hayrullah Bey, kaba saba konuşan, gürültülü kahkahalar atan, neşeli, deli dolu bir adamdır. Yaşlı doktor, Anadolu'nun böylesine ücra bir köşesinde Feride gibi genç, güzel ve kibar bir kızı karşısında görünce çok şaşırır. Feride'nin gözlerinden onda gizli bir gönül yarası olduğunu anlar. Feride'ye marifte tanıdıklarının olduğunu, şayet isterse kendisini daha iyi bir yere tayin ettirebileceğini söyler. Fakat Feride yerinden memnun olduğunu söyleyerek kibarca yapılan bu teklifi reddeder. Söyle bakayım bana, sen nereden düştün buralara? Ben muallimim, doktor bey. Hizmet etmek istiyordum, buraya gönderdiler. Ben yer ayırt etmem. Nerede isterlerse çalışırım. Ben, bunları söylerken o, dikkatli dikkatli yüzüme bakıyordu. Demek sen, buraya hizmet için geldin. Sırf marife hizmet için öyle mi? Evet, maksadım bu. Bu yaşta, bu çehre ve yaratılışla mı? Sen doğruyu söylesene bana. Gözlerime bak bakayım. Ha, şöyle ben, bunları yutar mıyım sanıyorsun? Yumak yanaklarına gömülerek tatlı tatlı gülümseyen beyaz kirpikleriyle ta gönlümün içini görür gibi devam etti. Değil kızım. Asıl sebep başka. Hatta mayşet derdi de değil. Sen saklanmaya çalıştıkça daha iyi görüyorum. Kim olduğunu, aileni, evini falan sorsam söylemezsin, değil mi? Bak, bak nasıl biliyorum. Burada bir muamma var, derin karıştıracak değilim. Aramızda bir işaret kafi. İkimiz de sustuk. İhtiyar doktor biraz düşündükten sonra sana bir küçük hizmet etmeme müsaade eder misin? Seni daha iyi bir yere göndermemi ister misin? Benim tek tük tanıdıklarım var marifte. Hayır, teşekkür ederim, yerimden memnunum. Yine gülerek omuzlarını silkti, alay eder gibi bir sesle. Çok âlâ, çok âlâ. Fakat fedakarlıklar öyle kolay gitmez. Günün birinde canın sıkılırsa bana iki satırlık bir şey yaz, adresimi de bırakayım sana. İnsanlıktır bu. Kış bitimine doğru, marif müdürü yanında bir mühendisle birlikte okulu teftişe gelir. Okulun eğitim-öğretim için gerekli şartlara sahip olmadığını söyleyerek okulu kapatır. Marif müdürü, Feride'ye okulun kapanma emrini alınca şehre gelmesini, kendisini uygun bir yere tayin edeceğini söyler. Bu karar, Zeyniler köyünde yaşayan herkesi derinden üzer. Munise'nin annesi de haberi duyunca kızıyla vedalaşmaya gelir. Feride, Munise'nin annesiyle daha önceden de gizli gizli görüştüğünü öğrenir. Feride, Munise'nin annesine, kızına çok iyi bakacağını, ona bir anne kadar olmasa da iyi bir abla olacağını söyler. Feride, Munise ile beraber Zeynilerden ayrılır. Feride şehre gelince doğru marif müdürlüğüne gider, kapatılan okulun evraklarını teslim eder. Öte yandan yeni bir okula görevlendirilmesi konusunda yine bürokrasinin acı yüzüyle karşılaşır. Marif müdürü, Feride'ye şu an açık yeri olmadığını, şayet olması durumunda kendisini çağıracaklarını söyler. Bu sözün ne anlama geldiğini daha önceki tecrübelerinden dolayı çok iyi bilen Feride, çalışmak zorunda olduğunu söyler. Bunun üzerine marif müdürü, açığım yok. Yalnız Çadırlı'da bir köy mektebi var ama karışmam. Berbat bir yer diyorlar. Çocuklar köy kahvesinde okuyorlarmış. Muallim içinde yatıp kalkacak yer yokmuş. İşinize gelirse tayin edeyim veyahut daha iyi yer isterseniz, beklersiniz. Feride, küçük Munise'yi düşünür. Şimdiye kadar hocalıktan aldığı para çok düşük olduğu için her ihtiyaç duyduğunda Gülmisal Kalfa'nın yabancı memlekette lazım olur düşüncesiyle annesinin elmaslarından birini satarak verdiği parayı harcamış, fakat nihayet bu para da bitmiştir. Aç kalmaktansa kötü şartlarda çalışmaya razı olmak gerektiğini düşünür, tam bu esnada içeriye Fransız gazeteci ile eşi girer. Gazetecinin karısı, Feride'nin eski sınıf arkadaşlarından biri çıkar. Hemen kucaklaşırlar ve kendi aralarında Fransızca konuşurlar. Kocası, Türk eğitim sistemi ile ilgili bir araştırma yapmak için gelmiştir. Gazeteci, Feride'nin görev yaptığı okula da uğrayacaklarını söyleyince, marif müdürü telaşa kapılır. Çünkü köy okullarının durumu içler acısıdır. Fransız gazetecinin buraları görünce Türk eğitim sisteminin aleyhinde yazılar yazmasından korkar.
Böyle bir tehlikeyi göze almak istemeyen Marif Müdürü, Feride'yi merkezdeki Darülmuallimat'ta Fransızca derslerine girmek üzere vekil öğretmen olarak görevlendirir. Feride, Darülmuallimat'ta derslere başlar. Hacı Kalfa, Feride'ye kendi evine yakın bir yerde küçük bahçeli, şirin bir ev kiralar. Feride ve Munise bu evi çok severler. Feride'nin öğrencileri arasında kendi yaşında ve kendinden büyük olanlar da vardır. Fakat Feride, bu duruma kısa sürede alışır. Öğrencileriyle sıcak bir iletişim kurar. Öğrenciler Feride'yi çok severler, ona İpek Böceği diye hitap ederler. Zamanla bu isim okul dışına da çıkar. Bir gün Feride, kahvehanenin önünden geçerken mintanlı, kaba saba bir adam 8 tane dut bahçem var, böyle İpek Böceği'ne 8'i de kurban olsun diye bağırır. Okulun musiki hocası Şeyh Yusuf Efendi, Feride'ye karşı ilk gördüğü andan itibaren derin bir sevgi duyar. Şeyh Yusuf Efendi, Dul ablasıyla beraber yaşamaktadır. Uzunca bir süredir verem hastasıdır. Feride'ye karşı duyduğu platonik aşk onu günden güne eritir. Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı bir gezide Şeyh Yusuf Efendi, hasta olmasına rağmen birbiri ardına şarkılar söyler. Bir ara Feride yanına geldiğinde, yeni bir şarkıya başlar. Pür ateşim, açtırma benim ağzımı zinhar. Zalim, beni söyletme derunumda neler var, şarkının bitiminde musiki hocası hafif bir baygınlık geçirir. Feride, gezi dönüşünde bir öğrencisinden bu adamın kendisini sevdiğini, bütün tüm şehirde bunun konuşulmakta olduğunu öğrenir. Oldukça sıcak ve sıkıcı geçen yaz tatilinden sonra okulda dersler yeniden başlar. Bir gece Şeyh Yusuf Efendi'nin dul ablası gelerek, Feride'ye kardeşinin durumunun çok ağır olduğunu ve kendisini ölmeden evvel son bir kez görmek istediğini söyler. Bunun üzerine Feride, ölmek üzere olan musiki hocasının son isteğini yerine getirmek üzere evine gider ve ilk bu sesini onun ölen gözlerine kondurur. Şehirde herkes bu olayı konuşmaya başlar. Şeyh Yusuf Efendi'nin ölümünden Feride'yi sorumlu tutarlar. Burada daha fazla kalamayacağını anlayan Feride, Marif Müdürüne giderek başka bir şehre tayinini ister. Dedikodulardan haberdar olan Marif Müdürü, Feride'yi anlayışla karşılar. 2 gün sonra Feride, başka bir rüştiyeye tayin edilir. Sakin ve şirin bir asker memleketi olan şehirde, erkeklerin çoğu askerdir. Feride, buranın kadınlarını da çok sever. Çalışkan, hayatlarından memnun, sevimli ve sade insanlar. Şehrin erkekleri Feride'ye, güzel renginden dolayı Gülbeşeker adını koyarlar. Feride, önceleri Gülbeşeker adının, mesire yerlerinde gezen genç askerlerin ağzında, mahalle kahvehanesinde oturan erkeklerin ağzında geçtiğini işitmiş, fakat bunun kendisi olduğunu anlayamamıştır. Arkadaşlarından, Gülbeşeker adını taktıkları kişinin kendisi olduğunu öğrenince çok şaşırır, utanır. Bir gün Feride, saçlarını yıkadıktan sonra üzerinde beyaz bir gömlekle, ayakları yalın bir şekilde bahçedeki erik ağacının üzerine çıkar. Salıncakta sallanıyormuşçasına ıslık çalarak sallanmaya başlar. Birden gözü bitişikteki evin penceresine ilişir. Komşusu Hafız Kurban Efendi'nin kendisini dikizlediğini görür. Utancından kızararak hemen içeriye kaçar. Feride'nin kısmeti bu şehirde de bir hayli açıktır. Feride'nin öğrencileri arasında varlıklı bir paşa kızı da vardır. Bu kızın amcasının oğlu İhsan, Gülbeşeker'i görebilmek için okulun yanındaki bahçede amele kıyafetiyle çalışır. Feride ile havadan sudan konuşur. Feride, bu gencin kadın elleri gibi küçük ve nazik ellere sahip olduğunu, konuşmasındaki inceliği görünce, sonradan düşmüş bir asilzade olduğunu düşünür. Feride, aslen asker olan amele kılığındaki bu gencin, Abdurrahim Paşa'nın kardeşinin oğlu olduğunu sonradan öğrenir. Abdurrahim Paşa'nın kızı, Feride'yi konağa davet eder. Feride, okulun bahçesinde amelelik yapan genci asker elbisesi içinde görünce meseleyi anlar. Bahçede küçük bir yürüyüşe çıkarlar. Yüzbaşı İhsan'ın sütenesi niyetini açıklar. İhsan'ın kendisini çok beğendiğini ve kendisiyle evlenmek istediğini söyler. Feride bu teklifi reddeder ve konaktan ayrılır. Ertesi gün Feride'ye yeni bir kısmetli daha gelir. Kendisini ağaçta sallanırken dikizleyen komşusu Hafız Kurban Efendi, karısına Feride'ye göz koyduğunu bu sebeple de boşanmak istediğini söylemiş. Zavallı karısı da ziyanı yok, o hanımı al, tek beni boşama. Biz güzel güzel geçiniriz. Ben, sizin yemeğinizi pişiririm, hizmetinizi ederim demiştir. Bunun üzerine Hafız Kurban Efendi, kendisine Feride'yi istemek üzere karısını gönderir. Fakat Feride zavallı komşum, haydi gönlün rahat etsin. Dünyada böyle bir şeye imkan yok diyerek kadını evine gönderir.
Okulun tatil olduğu bir günün akşamında okul müdiresi Feride'yi yanına çağırtır ve ona şehrin bütün erkeklerinin ağzında Gülbeşeker adının dolaştığını, dedikoduların gün geçtikçe çığırından çıktığını söyler. Feride çok üzgün olduğunu, fakat kendisinin bunları önlemeye gücü yetmediğini söyler. Müdiresinden, kendisini bir bahaneyle başka bir yere göndermesini ister. Bunu anlayışla karşılayan müdire, kendisini Eylül'den önce bir yere gönderemeyeceğini belirtir. Feride'nin okulda Nazmiye adında, 24-25 yaşlarında, güzel, tatlı sözlü, neşeli bir arkadaşı vardır. Feride bu arkadaşı hakkında pek çok dedikodular duymuş, fakat bunlara pek kulak asmamıştır. Bir gün Nazmiye, nişanlısına davetli olduğunu bahane ederek onun da kendisiyle gelmesi konusunda ısrar eder. Feride, gittiği bağ evinde kendisine komplo kurulduğunu anlar. Burada binbaşı Burhanettin Bey ile tanıştırılır. Bu adam, babasından kalan serveti, yalnız ve biçare kadınları ifal etmek, birçok aile çocuklarını yakmak için israf etmiş ihtiyar bir çapkındır. Bağ evinde, önce Feride'ye içki içirmeye çalışırlar, sonra da onu Burhanettin Bey ile bir odada yalnız kalmaya zorlarlar. Fakat Feride buna müsaade etmez. Bir ara sinirinden bayılır. Ayılınca da hemen köşkü terk eder. O gece Munise de çok korkmuştur. Abacığım, ben bu gece ne kadar ağladım. Ne kadar korktum. Senin için oraya çağırdıklarını anladım, abacığım. Bir daha öyle yerlere gitmeyelim. Tamam mı? Ya sen, Allah esirgesin, annem gibi başına bir şey gelseydi. Ben ne olurum sonra abacığım? Feride, eve varıncaya kadar başını bu küçük kızın dizlerine koyarak için için ağlar. Ertesi gün Feride, sabahın erken saatinde müdire hanımın evine gider. Utana sıkıla dün geceki olayı anlatır. Müdire hanım, artık burada kalmasının doğru olmayacağını, çünkü bu olayın bir iki güne kadar duyulacağını söyler. İzmir'de bir iki öğretmen arkadaşının olduğunu, onların ders bulma konusunda yardımcı olabileceklerini belirterek Feride'ye bir mektup verir. Bu şefkat beni şaşırtmıştı. Yağmurda, karda kurtarılmış bir kedi yavrusu gibi sokuldukça sokuluyor, saçlarımı okşayan ellerine korka korka yanağımı sürüyor, sonra bu eli çevirerek avuçlarının içinden öpüyordum. Feride, kuşlarını müdire hanıma teslim eder, yemlerini, sularını unutmayacağına dair kendisinden söz alır. Müdire hanım, Feride, madem ki onları bu kadar seviyorsun, kendi elinle azat et daha sevap olur deyince, Feride de yaşadığı acı tecrübeler neticesinde şunları söyler. Hayır, müdire hanım, ben de sizin gibi zannederdim. Fakat artık fikrimi değiştirdim. Kuşlar, ne istediğini bilmeyen zavallı, akılsız mahluklar. Kafesten kaçıncaya kadar türlü türlü üzüntüler içinde çırpınıyorlar. Fakat sanır mısınız ki, dışarıda daha fazla bahtiyar olacaklar? Hayır, buna imkan yok. Ben, öyle sanıyorum ki, bu biçareler her şeye rağmen kafeslerine alışıyorlar. Açık havaya kavuştukları zaman bir dal üstünde, başlarını kanatları içinde gizleyerek geçirdikleri gecelerde sabaha kadar bu kafesi düşünüyorlar, küçük gözlerini pencerelerin aydınlığına dikerek hasret çekiyorlar. Kuşları zorla kafeslerde alıkoymalı müdire hanım, zorla, zorla. Feride, Munise ile birlikte vapura biner, İzmir'e doğru yol alır. Feride, İzmir'e geldiğinde müdirenin kendisine tavsiye ettiği adamın bir ay önce hastalanıp hava değişimi sebebiyle İstanbul'a gittiğini öğrenir. 3 ay boyunca Marif Müdürlüğü'ne gidip gelir, fakat bir türlü görev alamaz. Bir gün Marif Müdürü'nün odasındayken, zengin bir adam olan Reşit Bey'in kendisine ay, bu ne çıtıdık çıtıdık fındık kurdu böyle dediğini duyar. Feride, İpek Böceği ve Gülbeşeker'den sonra kendisine şimdi de fındık kurdu adının takıldığını düşününce telaşlanır. Feride annesinden kalan son değerli eşyayı da satar. Evin kirası yaklaşır. Fakat Feride'nin elindeki para tükenir, ömründe ilk defa aç kalır. Bu sırada Reşit Bey, Feride'den kızlarına Fransızca dersi vermesini ister. Feride, bu teklifi kabul eder. Köşke geldiklerinde Feride ile Munise'nin açlıktan başları dönmektedir. Köşkün üst katında, denize karşı bir oda verirler. Feride, öğrencilerini çok sever. Ferhunde, kendisiyle yaşıt, Sabahat ise daha küçüktür. Reşit Bey'in büyük oğlu Cemil Bey, Feride'ye musallat olur. Cemil Bey, senenin 10 ayını Avrupa'da, babasının parasını yemekle geçiren, 30 yaşlarında sevimsiz bir adamdır. Cemil Bey, bir gece merdivende Feride'nin önüne çıkarak Mehtab'ı birlikte izlemeyi teklif eder, onu bileklerinden yakalar. Feride, kurtulmaya çalışırken merdivenin parmaklıklarına çarpar ve dudağı kanar. Feride, sinirli bir halde, yarın sabah evi terk edeceğini söyleyerek odasına çıkar. Fakat gidecek bir yeri olmadığı için, bu kararını uygulayamaz. Ferhunde ile Sabahat'ın İzmir'den arkadaşları gelir.
Feride de bunlarla birlikte bir deniz gezisine çıkacaktır. Fakat tam sokağa çıkacakları anda yağmur başlayınca bu geziden vazgeçerler. Çok tatlı ve şeytan bir kız olan Sabahat, misafirlerini eğlendirmek için fotoğraf albümlerini çıkarır. Arkadaşlarını etrafına toplar, onlara fotoğrafları göstermeye başlar. Feride, Kamran'ın fotoğrafını görür, onun Münevver'le evlendiğini öğrenir. Sabahat, bu fotoğrafın sahibiyle eğlenmedi bilakis, çok alaka ve hararetle arkadaşlarına şu bilgiyi verdi. Bu bey, Münevver teyzemin zevcidir. Geçen ilkbaharda İstanbul'dayken düğünleri oldu. Kendini görseniz acaba bu fotoğraf bir şey mi? Bir gözleri, bir burnu var ki, görülecek şey. Size daha tuhafını söyleyeyim. Bu bey, teyzelerimden birinin kızını severmiş. Bu kız, ufak tefek gayet hoppa, gayet şımarık bir şeymiş, hatta bunun için ismine Çalıkuşu derlermiş. Çalıkuşu, bu Kamran Bey'i bir türlü istememiş. Gönül bu ya. Nihayet, evlenmelerine bir gün kala, bir başına evden kaçmış, yabancı memleketlere gitmiş. Kamran Bey, aylarca yemeden içmeden kesilmiş, bu vefasız kızı beklemiş. Hiç dönmeye niyeti olsa, gelin olacağı gece kaçıp gider mi? Münevver teyzem, kaynanasının elini öptüğü vakit oradaydım, ihtiyar hanımefendi, o bir dalda durmaz, acayip çalı kuşunu hatırlamış olacak ki, çocuk gibi ağladı. Bu bilgileri arkamdaki piyanoya dayanarak hiçbir şey söylemeden, hiçbir hareket etmeden dinlemiştim. Kamran, hala albümün içinde bana gülüyordu. Gayet yavaş bir sesle, kalpsiz dedim. Sabahat, bana döndü. Çok doğru söylediniz, Feride Hanım, dedi. Bu kadar güzel, bu kadar nazik bir gence vefa etmemiş bir kıza kalpsizden başka bir şey denemez. Sabahattan kendi hikayesini de dinleyen Feride'nin eski yaraları tekrar deşilmiş olur, içindeki nefreti şu şekilde defterine yazar. Kamran, ben senden nefret ediyorum. Öyle olmasaydı, bu haberi aldığım vakit ağlar, bayılır, matemini tutardım. Halbuki ben, ömrümde hiçbir gün bugünkü kadar gülmedim, etrafımdakileri bu kadar neşe ve şenliğe boğmadım. Kamran, ben senden nefret ettiğim için, yabancı memleketlere kaçmıştım. Şimdi, nefretim o dereceyi buldu ki, bu uzaklık kâfi gelmiyor, senin yaşadığın, nefes aldığın dünyadan uzaklara kaçmak istiyorum. Feride, 2-3 günde bir marif müdürlüğüne uğrayıp tayin işlerini kontrol etmektedir. Bir gün, marif müdürü çok bekledin kızım, fakat talihine iyi bir yer çıktı. Seni Kuşadası memleketine göndereceğim. Feride, tayin emri gelinceye kadar köşkte kimseye bir şey söylemez. Fakat bu günlerde, Reşit Bey evin kalfasıyla Feride'ye evlenme teklifini bildirir. Bu olay üzerine Feride, bir iki güne kadar Kuşadası'na gideceğini, oraya nişanlısının da geleceğini ve orada evleneceklerini söyler. Feride, aradığı huzuru nihayet Kuşadası'nda bulur. Görev yapacağı okulda, yaşlı bir kadın olan başöğretmen, mektebin yönetimini genç Feride'ye bırakır. Feride, canla başla çalışır, tüm öğrencilerin sevgisini kazanır. Çok geçmeden Birinci Dünya Savaşı başlar ve kumandanlığın emriyle okul, hastane olarak kullanılır. Feride, okulda kalan birkaç kitabını almaya gittiğinde, daha önceden Zeyniler'de tanıştığı Doktor Hayrullah Bey ile karşılaşır. Feride, sevincinden çığlık atar. Hayrullah Bey alaylı bir ifadeyle, kendisini böyle diyar diyar gezdiren delikanlıdan bir haber olup olmadığını sorar, fakat Feride anlamamazlıktan gelir. Feride, Hayrullah Bey'in teklifi üzerine burada hasta bakıcı olarak çalışmaya başlar. Feride bir gün yaralılar arasında, kendisine evlilik teklifinde bulunan Yüzbaşı İhsan'la yüz yüze gelir. Yakınında patlayan bir bomba İhsan Bey'in yüzünün bir tarafını yakmış, bu yara onu korkunç derecede çirkin bırakmıştır. Feride tüm şefkatiyle ona yardımcı olur. Feride, bir ara Hayrullah Bey'le şiddetli bir şekilde tartışır. Demin İhsan Bey'den bahsediyorduk. Yüzünün onu fazla müteessir ettiğini söyledim. Hayrullah Bey, dudaklarını büktü. Hakkı var, ben, onun yerinde olsam, şuradan kendimi denize atardım. Öyle surat, balıklara yem olmaktan başka neye yarar dedi. Ben, sizi başka türlü sanıyordum, Doktor Bey. Ruh güzelliği yanında yüz güzelliğinin ne ehemmiyeti olur dedim. Hayrullah Bey gülmeye, benimle eğlenmeye başladı. Lakırdıdır o küçük, o suratlı adama kimse metelik vermez. Hele siz yaştaki kızlar yok mu? Şikayet eder gibi yakasını silkeliyordu. İsyan ettim. Hayatımı bir parça biliyorsunuz, bazı esrarımı hemen hemen zorla benden çaldınız. Benim güzel, hem de çok güzel bir nişanlım vardı. Beni aldattı diye onu kalbimden silip attım, ondan nefret ediyorum. Hayrullah Bey, yeniden bir kahkaha kopardı. Sonra beyaz kirpiklerinin içinde küçüle küçüle gülen mavi gözlerini ta kalbimin içine dikti.
Bana bak küçük dedi. Öyle değil, gözlerimin içine bak da söyle, onu sevmiyor musun? Ondan nefret ediyorum. Çenemi tuttu, hala gözlerime bakmakta devam ediyordu. Ah, zavallı küçük, sen onun için senelerden beri çıra gibi cayır cayır yanıyorsun. O hayvan, seninle beraber kendi kendine de yazık etmiş. Bu aşkı o, başkasında zor bulur. Hiddetten sesim boğularak, niçin bana bu ağır iftirayı reva görüyorsunuz, nereden biliyorsunuz dedim. Hatırlarsın ya, seni o köyde gördüğüm gün bunu anladım, saklamaya çalışma nafile. Sevda, çocuk gözlerinden uyku gibi akıyor. Gözlerim kararıyor, kulaklarım uğulduyordu. O, hala söylüyordu. Başkalarının içinde yaşarken öyle herkese, her şeye yabancı bir halin, rüya gören insanlara mahsus dalgın, mahzun bir gülümseyişin var ki, yüreğimi yakıyor küçük. Sen, yaratılış itibarıyla bile herkesten başkasın. Esatir, Buse'den doğmuş, Buse ile gıdalanmış, büyümüş bir takım perilerden bahseder. Bunları yalnız bir hayal zannetmemeli. Onların dünyada numuneleri vardır. Feridecik, sen onlardan birisin. Sen, sevmek, sevilmek için yaratılmış bir mahluksun. Ah deli kız, çok yanlış hareket etmişsin, ne olursa olsun, bu sersem oğlanın yakasını bırakmamalıydın. Mutlaka mesut olacaktın. Bir isyan feryadıyla kıvrandım. Çırpınarak, ayaklarımı yere vurarak, niçin bunları söylediniz? Benden ne istiyorsunuz? Diye ağlamaya başladım. O vakit doktorun da aklı başına geldi. Doğru küçük, hakkın var, bunlar sana söylenecek şeyler değildi. Berbat bir halt ettik, affet beni küçük diye beni teskin etmeye çalıştı. Artık darılmıştım, yüzüne bakmayı canım istemiyordu. Göreceksiniz, onu sevmediğimi nasıl ispat edeceğim, dedim. Şiddetle kapıyı kapayarak dışarı çıktım. Bu tartışmadan sonra Feride, İhsan Bey'e evlilik teklifinde bulunur. Fakat Feride'nin kalbinde Kamran vardır. O günden beri sen benim için bir yabancıydın, bir düşmandan başka bir şey değildin Kamran. Evet, niçin yalan söyleyeyim? Bütün nefretlerime, isyanlarıma, bütün o geçmiş şeylere rağmen, ben yine bir parça senindim. Feride'nin kendisine yaptığı evlilik teklifine çok sevinen İhsan, bu teklifin aşktan ziyade acıma hissinden kaynaklandığını söyler ve 10 dakika sonra gözlerinde yaşlarla bedbaht bir ağabey, kimsesiz küçük bir kız kardeş gibi birbirlerinden ayrıldılar. Savaş sona erdikten sonra, Feride yeniden okuluna ve öğrencilerine kavuşur. Baş öğretmenin okuldan ayrılması üzerine Feride, okulun müdiresi olur. 14'üne girmekte olan Munise de çarşafa girecektir. Bir gün okul dönüşü, Munise'nin karşıdan gelen 16-17 yaşlarındaki genç bir delikanlıya gülümsediğini görür. Tam bu günlerde Munise hastalanır, Hayrullah Bey'in tüm çabalarına rağmen kurtarılamaz. Munise'nin ölümü, Feride'yi derinden sarsmış, beyin humlası geçirerek kendini bilmez bir halde 17 gün yatmıştır. Bu sırada Hayrullah Bey, Feride'yi kendi evine götürmüş, 17 gün boyunca başından ayrılmamıştır. Feride, bir parça kendine gelince Akdeniz'e karşı bir tepeciğin üstünde, kendi gibi incecik bir servinin altında yatan Munise'yi ziyarete gider. Feride'nin yaz dönemi yaklaşık 40 gün sürer. Yaz döneminde Hayrullah Bey'in Alacakaya'daki çiftliğine giderler. Feride, bu çiftlikte güzel günler geçirir. Çiftçilerle beraber süt sağar, ata biner, kırlarda gezer. Fakat bu arada Kuşadası'nda ve okulda dedikodular almış başını yürümüş, müfettişler Feride hakkında soruşturma açmışlardır. Çiftliğe gelen bir yazıyla her şeyi öğrenen doktor, olup biteni Feride'ye anlatır. Onun, müfettişlerin bir yığın çirkin sorularıyla yıpranmasını istemeyen Hayrullah Bey, bunca dedikodudan sonra onun öğretmenlik yapmasını uygun görmez ve ona görevinden istifa ettiğine dair bir dilekçe yazdırır. İhtiyar doktori, istifanamemi zarfa koyarak onbaşıya verdi. Bu kağıt parçasına sadece ömrümün bir parçasını değil, gönlümün son bir tesellisini daha gömüyordum. Ne hazin, ya Rabbi, ne hazin. Hangi ümide sarılsam elimde kalıyor, neyi seversem ölüyor. İşte 3 sene evvel bir sonbahar akşamıyla beraber ölen genç kızlık rüyalarım, kendi küçüklerim, sonra Munise, onun arkasından, belki kalbimin öksüzlüğünü avuturlar diye ümit ettiğim talebelerim. Yavrularını tehlikede gören bir ana kuş hırçınlığıyla üstlerine titrediğim bu şeyler, sonbahar yaprakları gibi birer birer sararıyor, dökülüyor. Daha 23 yaşıma girmedim, yüzümden, vücudumdan çocukluğun izleri silinmedi. Halbuki gönlüm, baştan başa bütün sevdiklerimin ölüleriyle dolu. Mahalle adına bir heyetin, Hayrullah Bey'i kaymakamla, evinde akrabasından olmayan bir genç kızla yaşıyor diye şikayette bulunurlar. Feride ve Hayrullah Bey bunları öğrenince yıkılırlar. Feride hatıra defterine şu sözü yazar.
Hayata paçavra diyen meğer ne doğru söylüyormuş. Dedikoduların önüne geçmek için evlenmeye karar verirler. Kamran'dan başka birinin karısı olmak, Feride için ölümden başka bir şey değildir. Feride hatıralarını yazdığı defterine son olarak veda niteliğindeki şu satırları yazar. Karınca ayağı gibi mini mini yazılarla dolan mektep defterimin son sayfalarına geldim. Ne hazin tesadüf. Sergüzeştimle beraber defter de bitiyor. Yeni bir deftere yeni hayatımı yazmak mümkün değil, artık söyleyecek neyim kalıyor ki? Hem yarın başkasının karısı olduktan sonra buna ne hakkım, ne cesaretim olacak? Öbür sabah başkasının odasında uyanacak genç kadının, hayatı bir parça name, birkaç damla gözyaşından ibaret olan çalı kuşu ile ne alakası kalacak? Çalı kuşu bugün, defterinin gözyaşlarından kirlenmiş sayfalarına dökülen sonbahar yaprakları içinde müebbeden ölüyor. Bu son ayrılık saatinde niçin hakikati saklamalı? Bu okumayacağım defteri ben senin için yazdım Kamran. Evet, ne söyledim, ne yazdımsa hep senin içindi. Yanlış, çok yanlış bir iş tuttuğumu bugün artık itiraf edeceğim. Ben, her şeye rağmen seninle mesut olabilirdim. Evet, her şeye rağmen seviliyordum, sevildiğimi de bilmiyor değildim. Fakat bu, bana kâfi gelmedi. İstedim ki çok, pek çok sevileyim, kendi sevdiğim kadar değilse bile çünkü buna imkan yok, ona yakın sevileyim. Bu kadar sevilmeye benim hakkım var mıydı? Zannetmem Kamran. Ben, küçük cahil bir kızdım. Sevmenin, kendini sevdirmenin de bir yolu var, değil mi Kamran? Halbuki ben bunları hiç bilmiyordum. Senin sarı çiçeğin taş atmak için söylemiyorum Kamran inan bana, madem ki seni mesut etti, ben hayalimde onunla barışıyorum kim bilir, ne kadar cazibeli bir kadındı. Kim bilir, sana ne güzel şeyler söylüyor, ne güzel mektuplar yazabiliyordu. Ben, belki senin çocuklarına, çocuklarımıza iyi bir anne olacaktım. Bu kadar. Kamran, ben, seni sevmesini senden ayrıldıktan sonra öğrendim. Hatta yaptığım tecrübelerle, başkalarını sevmekle sanma sakın. Gönlümün içindeki derin, hazin, ümitsiz hayalini sevmekle. Zeyniler mezarlığının kenarlığında, rüzgarın sonbahara kadar haykırıp ağladığı uzun gecelerde, Çeçen arabalarının ince sesli, yanık çıngıraklarının titrediği bu ovalarda, Söğütlük bahçelerinin ılık iğde kokularıyla dolu yollarında. Ben, hep seninle yüz yüze, senin hayalinin kollarında yaşadım. Yarın, karısı olacağım bir çare adam, beni zambak gibi masum bir kız zannediyor, ne yanlış. Sevdanın hiçbiri, bu dul kadın ruh ve vücudunu benim kadar hırpaladığını, yıprattığını zannetmiyorum. Kamran, biz, asıl bugün birbirimizden ayrılıyoruz. Ben, asıl bugün dul kalıyorum. Bütün olan, geçen şeylere rağmen sen yine bir parça benimdin, ben bütün ruhumla senin. Kamran, eniştesi Aziz Bey ile birlikte bir arabayla eve doğru gelirken konuşmaktadır. Bir hayli durgun ve üzüntülü olan Kamran, ilk gençliğinin birkaç kırık hatırasını aramak için 10 gün önce Tekirdağ'a gelmiştir. Kamran, Feride köşkü terk ettikten sonra onun peşinden gitmek istemiş, fakat aradan hiç olmazsa 6 aylık bir zaman geçmeden kendisini görürse büsbütün hırçınlaşır, vahşileşir yahut daha büyük bir delilik yapar korkusuyla baharı beklemiştir. Tam o sırada da hastalanmış ve 3 ay yatakta kalmıştır. Feriye'yi bulmaya gittiğinde ise Feride'nin bir bestekarı Şeyh Yusuf Efendi sevdiğini öğrenmiştir. Feride'den ümidini bütünüyle kesince de Münevver'le evlenmiştir. O, bir hastaydı, benim yüzümden ölmesi mümkündü. Feride'den ümidi kestikten sonra, ona karşı olsun bir insanlık ve merhamet vazifesi ifa etmek istedim, o kadar. Evlendikten bir yıl sonra Münevver hastalanmış, 3 sene hasta yattıktan sonra geçen kış ölmüştür. Kamran'ın 4 yaşında, Necdet adında bir oğlu vardır. Kamran, Feride'yi hiçbir zaman unutmamış, onu çok sevmiştir. Kamran, ben dünyada hiçbir şeyi, hiçbir insanı Feride kadar sevmedim demiştir. Kamran'ın eniştesi Aziz Bey de Feride'yi unutamamıştır. Ah Kamran, şu Feride'ye nasıl kıydığını hala aklıma sığdıramıyorum. Çalı kuşunun bülbül gibi sesini, gül yüzünü hatırladıkça hala yüreğim sızlar. Aradan 10 sene geçti, hala benim evin arkasındaki arka bahçeye bakmaya yüreğim tahammül etmez. Hani, ölsem gitsem, seni affetmeyeceğim Kamran. Kamran ve Aziz Bey, eve yaklaştıklarında Müjgan'ın müjdesiyle karşılaşırlar. Kamran o anda Feride'yi karşısında görür. Kamran, hayretle başını çevirdi, iç kapıdaki fenerden süzülüp gelen mavimsi aydınlığın içinde ta yakında Feride'nin ela gözlerini gördü. Bebeklerinden birer mavi yıldız parlayan bu gözler gülüyor, biraz solgun ve süzgün görünen bu güzel yüz gülüyor.
Feride 6 seneden beri hayalperest gözlerini her yumdukça gördüğü gibi ta yakınında, kalbinin içinde gülüyordu. Kamran hafifçe sallandı, güzel bir rüyayı kaybetmekten korkanlar gibi bir an gözlerini yumdu, yanında dayanacak bir yer aradı. Birbirlerine söyleyecek söz bulamıyorlar, sadece titreye titreye bakışıyorlar, dudaklarıyla birbirlerine gülümsemeye çalışırken gözleri yaşlarla perdeleniyordu. Feride, herkesi çok özlediğini, İstanbul'da biraz işleri olduğunu, kocasının kendisine 2 ay izin verdiğini, gerçekte Hayrullah Bey 3 ay önce ölmüştür yine de söyler. O gece akşam yemeği adeta bir düğün ziyafeti tadında geçer. Senelerden sonra, bir daha görmekten ümit kestikleri bir günde yuvaya dönen çalı kuşu oraya sadece biraz neşe değil, eski günlerinin rikkat ve muhabbet dolu bir parçasını da getirmiş gibiydi. Bütün yüzler gülüyor, bütün kalplerde açık pencerelerden içeri dolan, lambaların etrafında dönen pervaneler, gece böcekleri gibi bir şeyler titriyordu. Kamran'ın 4 yaşındaki oğlu Necdet de, geldiği ilk günden Feride'ye ısınmış, onu çok sevmiştir. Onları ayırabilmek için çocuğun, çalı kuşunun kollarında uyuyup kalmasını beklemek lazım geliyordu. Necdet, Feride'ye anne diye hitap eder. Geldikten birkaç gün sonra Feride, eski çalı kuşu kimliğine kavuşur. Yeniden haylazlıklar yapmaya, çocuklarla oynamaya, Kamran'la şakalaşmaya başlar. 2 aylık beraberliğin bitiminden bir önceki gece Feride, Müjgan'ın yanına giderek bütün gerçeği açıklar. Kocası 3 ay önce ölmüş, vasiyet olarak da Feride'nin ailesiyle barışmasını ve bıraktığı emaneti Kamran'a vermesini istemiştir. Asıl geliş sebebi budur. Feride bıraktığı emaneti kendisi gittikten sonra Kamran'a vermesini söylemesine rağmen Müjgan, o gece herkes uyuduktan sonra elinde Feride'nin emaneti olan zarfla sessizce Kamran'ın odasına gider. Olup biteni Kamran'a anlatır. Kamran, biraz evvel Feride benim odama geldi. Halinde bir fevkaladelik vardı. Müjgan, dedi, bugüne kadar dünyada yalnız sana kalbimi açabildim. Senden daha yakın kimsem yok. Sana tevdi edilecek bir sırrım var, onu yarın, ben gidinceye kadar saklayacaksın, sonra söyleyebilirsin. Günün birinde birdenbire geldiğimi gördüğünüz vakit, hayret ettiniz. Size, artık hasrete dayanamadığımı söyledim, bu da doğru. Fakat asıl sebep bu değildi. Ben burada dünyada en çok sevdiğim bir adama, 3 ay evvel ölüm döşeği başında verdiğim vaadi yerine getirmek için geldim. Müjgan, size yalan söylemek mecburiyetinde kalmıştım. Ben, şimdi dul bir kadınım. Kocam 3 ay evvel kanserden öldü. Feride, bu sözleri söylerken başını omzuma dayıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gözyaşları içinde devam etti. Doktorum öleceği gün beni yanına çağırdı. Feride, dedi, artık zaruret çekmenden korkmuyorum. Çünkü, nem varsa sana kalıyor. Senin gibi sade, sakin bir kadını, ömrümün sonuna kadar rahatlıkla geçindirir. Fakat başka bir şey var, Feride. Kimsesiz bir kadının zengince de olsa, yalnız yaşaması kolay değil. Sonra para başka, şefkat yine başka. Feride, benim rahat öldüğümü istiyorsan şimdi bana yemin et. Ben öldükten sonra İstanbul'a ailenin yanına döneceksin. Eğer daima onlarla beraber kalmak istemiyorsan hiç olmazsa 3 ay, 2 ay onlarla beraber kal. Dünyanın ucu uzundur. Belki bir gün onlara işin düşer. Yahut günün birinde bir parça aile şefkatine ihtiyaç duyarsın. Hasılı, Feridecik, senin ailenle barışacağından emin olursam, rahat rahat öleceğim, gözüm arkada kalmayacak. Bu son arzuyu yerine getireceğimi ağlaya ağlaya söyledim. Fakat doktorum bunu da kafi görmedi. Eski nişanlımla da barışmamı istiyor, bir gün onun, benim için belki bir büyük kardeş olacağını söylüyordu. Elimle Kamran'a teslim edilmek için bana mühürlenmiş bir paket verdi. Bunun içinde bir eski gönül kitabı var ki, beni vaktiyle çok müteessir etmişti. Onu mutlaka eski nişanlının okumasını istiyorum. Bunu bu şekilde ona teslim edeceğine yemin et dedi. Hakikat işte bu Müjgan. Şimdi her şeyi biliyorsun. Doktorcuğum saf ve temiz bir adamdı. Beni ailemle barıştırmakla hayatımın yetimliğine bir deva bulacağını zannediyordu. Bir çare, bunun benim için ne kadar acı olacağını tahmin edemedi. Doktorumu Munise'nin yanına bıraktıktan sonra İstanbul'a geldim. Orada öğrendiğim şeyler bu vasiyeti yerine getirmenin çok müşkül olacağını bana gösterdi. Kamran'ın karısının vefatını yeni öğreniyordum. Sonra, benim için bazı fena sözler çıktığını haber alıyordum. Kamran'ın karısı sağ olsaydı, benim kocası yeni ölmüş bir dul kadın sıfatıyla birkaç gün aile ocağına misafir olmam tabii görülebilirdi. Halbuki şimdi hepiniz, hatta Kamran, hatta sen, Müjgan, sen ki beni herkesten iyi tanıdın, benim için ne fena şeyler düşünecektiniz.
Senelerce bir başına gezdi, dolaştı, türlü maceralarla dolu, kim bilir, ne adi hesaplarla kendini ihtiyar bir adama sattı. Şimdi eski nişanlısının yeniden serbest kaldığını haber alınca yine o adi hesaplarla aramıza, 5 sene evvel haksız lanetlere, hakaretlere boğarak ayrıldığı o ocağa, o nişanlıya döndü, diyecektiniz. Böyle düşünmeyecek kadar merhametli ve hassas olanlarınız karşısında bile ezilecektim. Müjgan, gittikçe artan bir heyecan ve teessürle söylemekte devam ediyordu. Ah Kamran, Feride'nin kollarımda ne ümitsiz gözyaşlarıyla çırpınarak bunları söylediğini işitseydin. Hele şu son sözlerini dünyada unutmayacağım. Feride dedi ki, benim hangi perişan hislerle aile ocağından kaçtığımı, hayatımın ne elemlerle dolduğunu, hangi mecburiyetlerin sevkiyle evlendiğimi anlatmaya imkan yok. Yaşı 25'e girmiş, 5 senelik hayatının bir kısmını maceralar içinde sürüklemiş, bir kısmını kocasının evinde geçirmiş bir kadın, yüzüne, vücuduna bir erkek dudağı sürülmemiş bir genç kız olduğunu iddia ederse herkes güler. Herkes ona adi bir yalancı der, değil mi, Müjgan? Aksini ispata imkan yok. Daha ziyade söylemeyeceğim. Doktorun Kamran'a bıraktığı paketin ne olduğunu bilmiyorum. Fakat belki içinde olmayacak bir şey saklıdır. Son arzusunu bu kadar üzüntü, bu kadar ıstırapla yerine getirdim. Fakat bunu yapmaya kuvvetim kalmadı. Onu, ben yarın vapura bindikten, her şey bittikten sonra Kamran'a verirsin. Müjgan, bir süre sustuktan sonra çocuk gibi ağlamaya başlar, Kamran'a onu artık bırakmayacağız. Kamran, lazım gelirse zorla tutacağız. Mazideki vakalar ne olursa olsun, artık sizin ayrılmamanız lazım, görüyorum ki dayanamayacaksınız. Kırmızı mumla mühürlenmiş büyük bir zarfı Kamran'a teslim eder. Müjgan odadan çıkmaya hazırlanırken, Kamran ondan kalmasını ister. Kamran, zarfı açar. İçinden bir mektupla bir büyük zarf çıkar. Mektup, Kamran'a yazılmıştır. Kamran Bey oğlum, size bu kağıdı yazan adam, ömrünün birazını kitaplarına, bir parçasını da hayat denilen bu kör dövüşün yaralılarına vakfetmiş münzevi, mürdümgiriz bir ihtiyardır ki, mektubunun elinize değmesinden epeyce zaman evvel dünyaya yuf borusunu öttürmüş olacak. Pek sevgili bir biçareye son bir iyilik etmek ümidiyledir ki, son nefesinde size bu satırları yazmak zahmetini ona ihtiyar ettirdi. Dinleyiniz. Bir gün ücra bir köyün, viran bir evinde aydınlık kadar temiz, Hülya gibi güzel bir küçük İstanbul kızına tesadüf ettim. Kara kış ortasında karın lapa lapa yağdığı bir gece, odanızın penceresini açsanız, size karanlıktan bir bülbül sesi gelse ne duyarsınız? İşte ben, o dakikada bunu duydum. Bu masum, nazik, kibar kız çocuğunu, kudretin bu güzel ve nadide süsünü hangi melun talih veya tesadüf bu karanlık köyün mezbelesine atmıştı? Ruhu ağlarken hikayeleriyle aldatmaya çalışıyordu. Ah zavallı küçük kız! Ben, senin İstanbul'da bıraktığın gafil, aptal sevgilin miyim ki bu ağızları yutayım? Uykuya doymadan uyanmış çocuklar gibi mahmur gözleri, nereye bastığı görünmeyen savruk halleri, bir hayali dudağın bu sesiyle titriyor gibi görünen dudakları, bir hayali kucağa sokuluyor hissini veren tavırları, hareketleri bana her şeyi anlattı, eski zaman masallarının Leyla'yı aramak için sahralara düşen Mecnun'unu ara sıra tatlı bir rikkatle hatırlardım. Bugünden sonra onu bıraktım. Yeni zamanların mezarlıklarla dolu, karanlık köylerinde bir imkansız aşk rüyası arayan bu berrak ela gözlü, ipekli renkli masum, kibar küçük Leyla'sını sık sık hatırlamaya başladım. 2 sene sonra ona tekrar tesadüf ettim. Hastalık durmuyor, yavrucağı için için yiyip bitiriyordu. Ah ilk gördüğüm gün onu niye atımın terkisine bindirmemiş, niye ite kaka, zorla İstanbul'a, evine getirmemiştim. Gaflet. İkinci tesadüfümde iş işten geçmiş bulunuyordu. Siz evlenmiştiniz. Çocuktur, gençtir, belki zamanla unutur diyordum. Bir hastalığı esnasında tesadüfen elime geçen bir defter, bu yaranın ne kadar derin olduğunu bana gösterdi. Bu deftere bütün hayatını yazmıştı. O vakit, ümidimi kestim, onu kendi çocuğum gibi tedavi etmek istiyordum. İnsanların fesadı, fitnesi buna da imkan vermedi. Bu aralık iyice bir adam bulup onu evlendirmeyi düşündüm. Fakat bu tehlikeliydi. Kocası ne kadar insan adam olursa olsun ondan aşk isteyecekti. Gerçi kızcağızım bunun için doğmuştu, bunun için ölüyordu, fakat bir yabancının aşkı onun için bir hazin angarya olacaktı. Birisini severken bir başkasının kollarına düşmek belki onu öldürecekti. Bu tehlike karşısında çaresiz, onu nikahım altına aldım. Yaşadıkça müdafaa edecektim. Öldükten sonra da benim 5-10 kuruş servetim, 3-5 parça emlakım onu geçindirip gidecekti. Şüpheli kız olarak yaşamaktansa emin bir dul olarak yaşamak onun için daha kolay olacaktı.
Bunların hepsinden fazla olarak da bir gün asıl emeline vasıl olması ihtimali vardı. Hayatta imkansız ne var ki? Nitekim, karınızın vefatı, benim bu ümidimi canlandırdı. İstanbul'dan, sizden daima haber alıyordum. Bu vefat, sizi çok yaralayıp müteessir etmiş olabilir. Fakat ben de öyle oldum, dersem, riyakarlık olur. Münasip bir çare düşünüyordum. Feride'yi bir budalalıktan ibaret olan nikah kaydımdan boşayacak, doğrudan doğruya size iade edecektim. İnsanlar, bilmem bu hareketime ne der. Herhalde ben insanların hakkımda söyleyeceği, düşüneceği şeylerin üstüne çoktan tükürmüş bir adamım. İşte bu esnada hastalığım artmaya başladı. Nihayet 3-4 ay içinde meselenin kendi kendine halledileceğine aklım erdi. Fazla söylemeye bilmem hacet var mı? Bir bahane ile Feride'yi ayağınıza gönderiyorum. Mektubumu eliyle teslim edeceğinden şüphem yok. Tabiatını iyi öğrendim, tuhaf bir kızcağızdır. Belki titizlik filan etmeye kalkar, katiyen aldırma, öleceğini bilsem bırakma. İcap ederse zorla kadın kaçıran daha erkekleri kadar vahşi, kaba ol ki, kollarında ölse zevkinden ölmüş olacak. Şunu da tasrih edeyim ki, bu işte seni zerre kadar düşünmedim. Hani, gönlümün rızasıyla sana, Feride gibi nadide bir kız değil, evimin kendisini bile teslim etmezdim. Fakat gel gör ki, bu deli kızlara söz anlatmak kabil değil. Sizin gibi toy, kalpsiz adamların nesini severler bilmem ki. Merhum Hayrullah. Not. Zarfın içinde Feride'nin defteri var, geçen sene çiftliğe giderken onu, içinde bulunduğu sandıkla beraber yok etmiş arabacılar çalmış olacak diye bir lakırdı çıkarmıştım. Buna çok üzüldüğünü hissettim. Fakat sesimi çıkarmadım. Bu defterin bir gün olup işe yarayacağını düşünmekte ne kadar isabet etmişim. Müjgan'la Kamran, gece yarısı okumaya başladıkları Çalıkuşu'nun mavi kaplı mektep defterini ortalık ağarmaya yakın bir vakitte bitirirler. Kamran, defteri tekrar tekrar öper. Müjgan, defterin mavi kabını lambaya yaklaştırdığında, defterin bitmediğini, kabın üstünde de yazıların olduğunu görür. Tekrar okumaya başlarlar. Feride bu satırları evlendiği gecenin sabahında yazmıştır. Düğün merasiminden sonra Hayrullah Bey, bir ara dışarı çıkar. Akşamüstü eve gelir. Akşam yemeğinden sonra bir köşeye çekilerek kitap okumaya başlar. Feride, bir baba gibi sevdiği adama kadınlık yapacağını düşündükçe bunalır. Hayrullah Bey'in kendisine o gözle baktığını zanneder. Kenarını işlemekle uğraştığım mendilin üstüne başımı daha ziyade eğdim. Ah bu ihtiyar doktor! Onu ne kadar sevmiştim. Şimdi ne kadar nefret ediyordum. Demek acıdan, mihnetten bunaldığım vakit başımı omzuna koydukça o, bu beyaz kirpikli masum mavi gözler, demek bana bir kadın, bir zevce gözleriyle bakmaya tahammül ediyordu. Saat 11'i çalıncaya kadar bu acı düşünceler içinde bunaldım. Nihayet doktor, kitabını masanın üzerine bırakarak yerinde esnedi. Ey, gelin hanım, yatak vakti geldi. Haydi bakalım, diye ayağa kalktı. Ellerimden iğnem, yumaklar dökülerek ayağa kalktım, masanın üstünde duran şamdanı aldım. Camı kapamak bahanesiyle pencereye yaklaştım, uzun uzun karanlığa baktım. İçimden öyle geliyor ki, usulcacık bu odadan kaçayım, karanlık yollara düşeyim. Doktor, gelin hanım, sen fazla daldın. Haydi bakalım, doğru yukarıya. Ben onbaşıya bir şey söyleyeceğim, geliyorum, dedi. İhtiyar süt nine ile bir komşu kadın elbisemi değiştirdiler. Tekrar şamdanı elime vererek beni kocamın odasına gönderdiler. Hayrullah Bey, daha aşağıdaydı. Bir dolabın kenarında ayakta duruyor, göğsümü soğuktan muhafaza eder gibi kollarımı kavuşturuyordum. O kadar titriyordum ki, şamdan sallanıyor, ara sıra saçlarımın ucunu yakıyordu. Nihayet, merdivenlerde, sofada bir ayak sesi. Hayrullah Bey, bir şarkı mırıldanarak, ceketini çıkararak içeriye girdi. Beni görünce şaşırmış gibi, kız, sen daha yatmadın mı dedi. Cevap vermek için ağzımı açtım. Fakat dişlerim birbirine çarptı. O, yanıma yaklaşmıştı. Hayretle yüzüme bakıyordu. Kız bu ne hal? Sen benim odamda ne arıyorsun? Birdenbire gür bir kahkaha odayı sarstı. Kız, sakın buraya. Sözünü bitiremiyor, gülmekten tıkanıyordu. Ellerini dizlerine vurup şakırdatarak, parmaklarını toplayıp ağzına götürerek. Demek sen buraya. Vay aşifte vay. Sahiden karı koca olduk diye ha. Tu utanmaz, arlanmaz. Allah cezanı versin. İnsan, babası yerindeki adama. O da, etrafımda fırıl fırıl dönüyor, tavanlar başıma yıkılıyordu. O, parmağını ısırıp utancından adeta kızararak. Vay fesat yürekli aşifte vay. Kız, böyle gecelik gömleğiyle odama gelmeye utanmadın mı? Bu dakikada kendimi görmek isterdim.
Kim bilir kaç çeşit renge girmiştim doktor bey, vallahi ne bileyim öyle söylediler. Haydi, onlar o haltı yedi, ya sen? Dünyada her şey aklıma gelirdi, bu yaştan sonra namus ve iffetime böyle bir yüzsüz kızın tecavüz edeceğini zannedemezdim. Ah ya Rabbi, ne işkence. Yerlere giriyor, kanatacak gibi dudaklarımı ısırıyordum. Ben, kımıldadıkça o, yalandan şirretlik ediyor, pencereye doğru kaçıp fanila gömleğinin yakasıyla boynunu saklayarak. Kız, üstüme gelme, korkuyorum. Vallahi pencereyi açar, yetişin a dostlar, bu yaştan sonra bana. Ötesini dinleyemeden kapıdan kaçıyordum. Fakat bilmem ne oldu, birdenbire döndüm. Kalbimin o daima itaat edilmek lazım gelen hareketlerinden biriyle. Babam, benim babam, diye feryat ettim, ağlayarak kendimi kollarına attım. O da kollarını açmıştı, aynı derin kalp feryadıyla. Kızım, çocuğum, dedi. O dakikada alnımda titreyen baba öpücüğünün lezzetini ölünceye kadar unutmayacağım. Odama girdiğim zaman, hem ağlıyor, hem gülüyordum. O kadar gürültü ediyordum ki, doktor yanımdaki odanın duvarını vurdu. Kız evi yıkacaksın, o ne gürültü. Fesatçı komşular kabahati bana bulurlar. Bunak, sabaha kadar gelini bağırttı, derler ha diye seslendi. Mama Fih kendi de benden az gürültü etmiyordu. Odasında dolaşıyor. Bu ahir zaman kızlarından ırzımız, iffetimiz sana emanet ya Rabbi, diye şirret şirret bağırıyordu. O gece 10 defa o odasında, ben odamda uyanık duvarları vurarak, horoz, kuş, kurbağa taklitleri yaparak birbirimizi uyutmadık. İşte gelin olduğum gecenin hikayesi. Doktorcuğum o kadar temiz hisli, temiz yürekli bir adam ki, bana evlenmemizin bir sözden ibaret olduğunu söylemeyi bile lüzumsuz görmüştü. Ben, ona nispet ne kadar koket ruhluymuşum, ya Rabbi. Ulvi arkadaşlığımızda o, erkekliğini unutmuştu. Fakat ben kadınlığımı unutmamıştım. Feride, o gece sabaha karşı uyuyabildiği için ancak öğlen vakti uyanır. Hemen Müjgan'ın yanına gider ve kendisini erken uyandırmadığı için ona kızar. Müjgan, babasının o işle ilgilenmek için limana indiğini söyler. Halbuki gerçekte Aziz Bey ile Kamran nikah kıymak için kadıya gitmişlerdir. Bu sırada, komşularından biri Feride'yi son bir ayrılık ziyafetine çağırır. Teyzelerinin ısrarı üzerine yemek davetine giderler. Saat 3'e doğru sahili gözleyen Feride, bir vapurun yanaştığını görünce yüreği ağzına gelir. Yerinde duramaz, Müjgan'la beraber kestirme bir yoldan eve doğru koşmaya başlarlar. İçeri girdiklerinde Feride kan ter içindedir. Aziz Bey ile Kamran, onları ikinci katın sofasında karşıladılar. Aziz Bey, eliyle odayı göstererek, "İki münasebetsiz misafir geldi, gürültü etmeyin," dedi. Sonra, Feride'yi süzerek, "Bu ne hal küçük hanım, kan ter içinde kalmışsın," dedi. Sonra gülerek ona yaklaştı, çenesinden tutup gözlerine bakarak, "Vapur geliyor ama, sana hayrı yok. Kocan razı olmuyor." Feride, süratle geri çekilerek, "Şaşkın şaşkın, enişte, ne diyorsun?" dedi. "Kocan o kızım, ben karışmam." Feride, hafif bir feryatla ellerini yüzüne kapadı. Düşecekti, fakat bir el bileklerinden tuttu. Gözlerini tekrar açtı Kamran'dı. Aziz Bey heyecanlı bir kahkahayla. "Ha şöyle, nihayet kafese girdin mi çalı kuşu? Haydi bakayım, çırpın bakalım, çırpın. Bak, artık para eder mi?" Feride, yüzünü kapamak istiyor, fakat bileklerini Kamran'dan kurtaramıyor, başını sallamak için kıvranıyor, onun göğsünden, omzundan başka bir yer bulamıyordu. Aziz Bey, aynı heyecanlı bir kahkahayla, "Etrafındakiler sana tuzak kurdu, çalı kuşu, bu Müjgan haini esrarını sattı. Allah gani gani rahmet eylesin, merhum senin defterini Kamran'a göndermiş. Ben onu aldığım gibi kadıya gittim. Kaleminden çıkmış bazı parçaları gösterdim. Kadı, geniş kafalı adam, hemen nikahı kıyıverdi. Anlıyor musun çalı kuşu? Bu adam, artık kocan, seni bir daha da bırakacağa benzemiyor." Feride o kadar kızarmıştı ki, yüzünün rengi ela gözlerine vuruyor, göz bebeklerinin içinde kızıl yıldızlar titreşiyordu. "Haydi çalı kuşu, nazlanma artık görüyoruz ki, saadetten bayılıyorsun, fena etmedin enişte, ben bunu istiyordum." Aziz Bey, yarı zorla ona bu sözleri tekrar ettirdi. Sonra oda kapısını açarak muzaffer bir kahkahayla, "Şeriat vekilliğine sahibim efendim. Çalı kuşu, pardon Feride Hanım namına işte şu Kamran Bey'i evlendiriyorum. Duayı edin, biz amini burada deriz," dedi. Sonra, Feride'ye, "Nasıl çalı kuşu? Parmak kadar yumurcak, bizi senelerce oynatırsın ha. Gördün mü, kaç türlü hile yaptım sana bahçeden çocuk sesleri geliyordu. Aziz Bey, şimdi tebrikler, el öpmeler uzun sürer. Hepsi kalsın. Kendi elimle müthiş bir düğün sofrası hazırlayacağım.
Haydi oğlum, bizim gevezeliklerimizden size fayda yok. Elbet konuşacaklarınız vardır. Şu dar arka merdivenden karını kaçır. Ta uzağa, istediğin yere kadar, sonra beraber dönersiniz. Kamran, Feride'yi hemen kollarında uçurarak merdiven kapısına koşarken Müjgan arkalarından yetişti. İki arkadaş ağlaşa ağlaşa öpüştüler. Merdivenin bir yerine Feride'nin eteği takıldı. Nefes nefese bir dakika durdular. Genç kız eteğini kurtarmaya çalışırken Kamran kesik kesik. Feride, sen benim olasın. İnanamıyorum. Benim olduğuna kalbimi inandırmak için senin ağırlığını duymaya ihtiyacım var, dedi. Dudaklarında kesik tutuk nefesler, vücudunda derin ürpermelerle çırpınan Feride'yi zorla küçük bir çocuk gibi kucağına aldı, yüzü onun bozulmuş çarşafından uçan saçları içinde ağırlığıyla kuvveti artmış, hareketleriyle kanı tutuşmuş, merdivenleri inmeye başladı. Genç kız, vücudunda bir uçuruma yuvarlananların ılık titreyişiyle kendini bırakıyor, hem gülüyor, hem ağlıyordu. Kapının yanındaki küçük taşlıkta yalvarmaya başladı. Halime bak Kamran, bu halle nasıl dışarı gideriz? Müsaade et bir dakika odama çıkayım, üstümü değiştireyim, şimdi gelirim. Kamran, onun bileklerini bırakmıyor. İmkan yok, Feride. O bir defa oldu. Seni bir kere ele geçirdikten sonra tekrar bırakmam, diye gülüyordu. Genç kız, artık uğraşmaya takati kalmamış gibi başını Kamran'ın göğsüne koydu, yüzünü saklayarak utana utana itiraf etti. Gittiğime benim de pişman olmadığımı mı zannediyorsun? Kamran, onun yüzünü göremiyor, yalnız çenesini, dudaklarını okşayan, seven parmaklarına sıcak gözyaşı damlalarının düştüğünü hissediyordu. 10 sene evvel Feride'yi burada ilk gördüğü bağ yoluna geldikleri vakit Kamran, onu hafifçe omuzlarından tuttu. ''Sen burasını belki hatırlamazsın, Feride,'' dedi. Genç kız, yolun derinliklerine dikkatle bakarak gülümsüyordu. ''Bu bakışta manalar var, demek hatırlıyorsun.'' Feride hafifçe içini çekti, bir eski Hülya'ya gülümser gibi derin, dalgın nazarla Kamran'ın yüzüne baktı. O dakikada ne kadar sevinmiştim, unutur muyum hiç dedi. Genç adam, bu başın çevrilmemesi, bu gözlerin gözlerinden ayrılmaması için onu çenesinden tuttu, ağır, derin bir sesle. Feride, dedi, bizim bütün sergüzeştlerimiz burada başlıyor. Beni dinle, öyle görüyorum ki, bu gözler artık beni anlayabilecek kadar ıstırap çekmiş ve düşünmüş. Seni sevmeye başladığım vakit gülmeden, eğlenmeden başka bir şey düşünmeyen, hafif, yaramaz bir kız çocuğu, ışık gibi, ses gibi elde durmasına imkan olmayan bir çalı kuşuydun. Sana karşı derin bir zaafım vardı. Her sabah uyandığım vakit aşkımı kalbimde biraz daha büyümüş buluyordum. Bu derin zaaf beni hem utandırıyor hem korkutuyordu. Zaman zaman öyle bakışların, öyle sözlerin vardı ki kalbimi derin ümitlerle çırpındırıyordu. Fakat sen çabuk değişiyordun. Bu gülen, eğlenen çocuk gözlerinin içinde uyanan nazik hassas genç kız ruhunun görünmesiyle kaybolması bir oluyordu. Bir çocuk beni mümkün değil, anlamayacak, hayatımı kıracak diyordum. Hayatını, gönlünü bu kadar derin bir vefa ile bana vakfedeceğini ümit edemiyordum. Sen, belki beni görünce uçan rengini, titremeye başlayan bu güzel dudaklarını saklamak için benden kaçıyordun. Ben, bunu bir çalı kuşu hafifliği sanarak kendimi yiyip bitiriyordum. Söyle bana Feride, bu kadar derin bir vefayı, bu kadar ince bir ruhu, bu küçük çalı kuşu göğsünün neresine saklamıştın? Feride, bütün vücudu titreyerek ayaklarının ucunda yükseldi, genç adamı omuzlarından çekti. Vücudunun bütün kanı dudaklarında toplanmış boynunu uzattı. Bir dakika sonra ayrılmışlardı. Feride, uzun bir susuzluktan sonra berrak bir dereden kana kana su içen bir kuş gibi canlanıyor, ayağını yere vurup yüzünü göstermemek için bir yandan bir yana çevirerek. Ne ayıp, ya Rabbi, ne ayıp. Sen sebep oldun, vallahi sen sebep oldun, diye hırçınlaşıyordu. Yanlarındaki ağacın dalında bir çalı kuşu ötüyordu. Reşat Nuri Güntekin Çalı Kuşu romanı gibi daha birçok romanın seslendiriliş aşamasında bizlere destek olabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz.